böyle ateistlerle, şunlarla bunlarla meşgul olacak zamanımız yoktur. Onlar ateist olmalarının sebebi cevap bulamadıklarından değildir. Müslüman olanlar sorularına cevap buldukları için de değildir. Ateistler, ateist olmak istedikleri için ateisttir. Eğer internette bunlarla cevap vermeye uğraşanların itfaiye muhtaç olduklarını gördüm. Ve çok ikaz ettim. Sonra itfaiye muhtaç olanlarla ilgilenmedim. Seni ikaz etmiyorum. Anladım abi, hiç şansın yok. Ben zamanımı veremem sana, ben sana söyledim. Bu Nemirdan'da da delillendirdim. İhvan-ı Müslim'i nasıl tuzağa düşürdüler? Meşgul olmayın. Yani çünkü niye? İman etmeyenler, edemeyenler, iman edecek kadar delil bulamadıklarından olmadığı gibi, iman edenler, iman edecek kadar delil bulduklarından değildir. Niyet. İşaret icazda var. Bunların hakka niyetleri yoktu diyor. Diyor mu? Yok. Şimdi ben ona da cevap vereyim. Ben bu asır insanlarına bu haritalı bu dersi yapmıyorum. Bunlar ilkokul çocuğuna da sözler verilecek gelecekte okullarda. Risale'nin o ders olacak. Üniversite hocasına da sözler verilecek. Yani bu sefer biraz adetullah'a zıt oluyor. İlkokul çocuğuna sözler ver. Hocasına değil, üniversitedeki hocaya da sözler ver. Tamam. Kur'an'daki bir hakikat gibidir. Ama üniversite hocasına bak 31. sözde Miraç'ta bak veya akıl toplaması var. Bununla bir bak, bu çıkarımlar. Bu eksik. Sen doğrusunu, güzelini yapman içindir. Ha? Gelecekteki o ehli hizmet, o bahtiyar insanların ellerine malzeme vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz. Bugün abi biraz canlı yayın yapsanız, bugün biraz daha bu yöne mail etseniz, belki 3-5 kişinin velayetine sebebiyet vereceksiniz. Belki de veli olacaklar bu dersleri dinleyerek abi. Ama bundan 50 sene, 20 sene sonra bir kişinin imanını kurtararak çok daha hayırlı bir iş yapmış olacaksınız. Yani bu, vay be, bu şimdi sözlerden mi çıktı diyen çok var, külliyattan mı? Mesela bir şey gönderdim, bir resim. Altına not düştüm. Aslan 4 gün de yarısını şey yapmayayım, 3,5 demeyeyim. 3 gün uğraştım. Gece gündüzüm. Bunlar da şahit şöyle. Namazımı, yemeğim hariç masamda oturuyorum. O şekil var ya şekil. Yani 4 unsur vardı ya. Toprak, su, hava. 4 meleğe, 4 aşağı, 4. Yani kaç sene o şekil çıkması için en az 30-40 sene alt veriyle olacak. Arş bu. Külliyatta mı? 4 tane arş var diyor. Toprak arşı, su arşı, hava arşı, nur arşı diyor. Ne alakası var? Emirle alakalıdır. Koronayla da alakalıdır. Ya nasıl alakalıdır? Yani insandan insana geçiyor gibi suretidir bu. Aslında kanuneto değildir. Havadır. Hava bunu naklediyor. Girmeyeceğim bu konuya. Yok girmeyeceğim. Niye? Taze. Yok akıl arşı yapacağız. Akıllar yok. Hangisi? Yani emir. He ya. Yani o yani son çıkart. Çok acayip ya. Tabii girmek lazım yani. Bayatlamasın diyoruz. He. Ona mı başlasak? Yani abi kafanızda hani zaten... Yani zaten sıcak sıcak. Sıcaksa yani... Yapalım. Yani bir isterseniz... O dört arşı, dört arşı. Dört arşı. He. O yaptığınız hani... Şemayı. Emri diyordunuz ya. Emir. Emirden oraya geldi. Evet oradan. Bir de havanın... Hava arşının şeyini özellikle. Evet, hava arşı. Yani iyi olur abi. Çok ilginç. Havaya berzahtır diyor. Latif Dükteler. Havayı hava zannediyoruz. Havayı hava zannettiğimiz için havamızı alıyoruz. Hava değildir. Hava gibi zannediyor. Nedir? Bu havanın latifliğini, saydamlığını berzah oluşundandır der usta. Alim-i mana ile alemi maddiyi arasında berzahtır diyor. Alemi şahadet için. Alemi şahadet, alemi şahadet şahit olduğunuz maddi ile manevi arasındadır. Alemi şahadet. Alemi şahadet de insan arasında bir berzahtır hava. İnsanla? İnsan ile
insan ile bu yönüyle alem-i şehadetle bizim bu arka yönümüzle tamam arka tarafını söyleyeceğim. İnsan ile gayb arasında bir berne. Hepten gaybın üzerine hayırtın da yırtacak. Böyle bazen kirlik oluyor ya tırnakla. Yani gayb ile şehadet arasında berzahtır şu hava. Hemen açıldı açılacak. Açıldı. Bitti gibi yani. Öyle kazınacak duruma gelmiş. Hava arşı. Hava arşı ses verdi abi. Evet. Abi ben bir şey diyebilir miyim hava hakkında ya? Dün gece bir tefekkür oldu da. Sesim geliyor mu? Geliyor, dinliyorum. Abi şöyle şimdi, mesela ben Zoom'dan sizi seyrediyorum meetingden, Google Meeting'den. Rüyada mı? Yok şimdi. Şu anda sizin bu görüntünüz hava zerrelerinden bana geliyor. Evet. Yani cep telefonumdan vericiye geliyor ama hava zerreleri vasıtası da geliyor. O zaman sizin bu bilgileriniz şu anda bu havada var. Var. Aslında bir alıcıyla bana gelen bu verilerin hepsini seyretmek isteyen seyredebilir. Yani şu anda sizi dinlemek isteyen herkese her yerden erişebilirsiniz yani. Evet. Bir cihette. Doğru. Yani ama irade eden herkese gidebilirsiniz. Evet. Yani, bir de bir şey söyleyeyim aynen. Sonumuz olsun sonra emir şey başlayalım. Allah için dün, bugün, yarın yoktur. Allah'ın marifetullah'a yoktur haşa. Allah bir şey öğrenmez. Allah kazanmaz bir şey. Biliyor zaten sahip. Allah için dün, bugün, yarın yok. Son şeyimiz bu. Bugünkü sırma şeyi. Allah dün razı olmuş da bir şeyde ben bugün vazgeçtim demez. Hayat boyu bir defa sen razı etmişsen tamamdır. Tamam. O yüzden sekeratta şeytan boşuna yırtmasın kendini veyahut da kurtulmuş. Hiç mi? Bu hayat boyu hiç mi Rabbinizi razı edemedik ya? Yani? Hiç bir defa mı? Hiç mi Allah bizden bir defa razı olmadı? Vallahi dündü o 7 sene önceki Kadir gecesiydi. Şimdi razı değil. Allah mazi, hal, istikbali bütün bakan bir kader sahibidir. Değil mi? İlmi ezeli. Bütün bakar, parça bakmaz. Ve Allah nazarında kendisi söylüyor. Bir saatmiş burada bulunmamız. Buraya geldin, gafur bir saat olmuş mudur abi? Oldu. Bir saatte sen de işte şeyini görüyorum. Namaz kıldın, geldin falan. İşte Allah nazarında da böyle dedi değil de. Sen bizim nazarımızda bir saatten beri buradasın, aramızdasın. Dünyada bir saat. Ahirete göre, sonsuza göre dünyanın hiç saati yok. Onun için bir defa rızasını kazandın mı ben dün razıydım. Bugün razı değilim. Değil. Zıttı da çok dehşetli abi ya. Bir evet. Defa kazanamamak da cehennemi. Yani bir defa derken o bütünseli kazanamam. Dünü ya bugünü. Ama Adem'in şeylerin sirayeti olmadığı için dünde kazanılan Adem'i günahlar geleceğe sirayet etmiyor. Geçen sene, 10 sene önceki ibadet ve ubudiyet tefekkürün nurani olduğu için nuranilerin sirayeti geleceğe de yansıyor. Şeyde Bismillah, Hazreti Peygamber'in sirayeti var ya Miraç bahsinde. 29. defterimi getirir misin İbrahim? Bu artık şey değişti. Peygamber'in haleti diyor sirayet eder. Evet. Peygamber ceseden 1400 sene önce gelmişti. Ama o sirayet devam ediyor. Devam ediyor ve ustadın dediği çok ilginç bu emirle uğraşırken. Masamda o 29. Ne diyor biliyor musun? Ama iyi dinleyin şimdi. Mazi ve istikbalde dahil bütün insanların aklı tek akıl olsa. 3-4 günden beri ağzımda tekerleme bu. Bak, mazi ve istikbalde bütün insanların akılları tek akıl olsa bunun aklının kününü anlayamazdı. Ve Allah katındaki derecesini, mahiyetini geri keşfedemez. Bütün insanların aklı tek akıl olsa. Ne demek bu? Ustad diyor bu, Resulullah için diyor. Aleyhisselatü vesselam. Miraç'taki akıl meselesi de o zaman. Anlıyor musunuz ya? Ne dedi? Bütün akıllar tek akıl olsa, bunun aklı mertebesini gelemez diyor. Tabii günden bahsediyor. Ha, peygamber. Peygamber için. Ha, peygamber için, ha.
Bir tanesi dedi ki, çok mu yüceltiyorsunuz dedi. Dedim ki, onun ihtiyacı yok dedim, o zaten büyüktü. Vehhabi bu. O zaten büyüktü. Benim büyütmeme ihtiyacı yoktu. O zaman senin dediğini yapıyoruz, o şey gelsin. Madem bak. Abi demiştiniz ya, Hazreti Ali'nin şey. Esrarla alakalı. Ha. Esrar kullanımı, yani daha doğrusu o tarz, o maddeyi kullananların başka bir akılla bu aklı tedavi etmeleri lazım. Evet. Ne yazmış biliyor musun şurada duvara? Duvara yazmış. Kendimi suçlu hissediyorum. Biz içerek mezarlığımızı suluyoruz. Biz diyor içerek duvara yazmış. Orada oturuyorlar. Polis de bir şey demez fazla. Onlar cumadan giderken görüyorum. Ama kaçıyorlar yani. Cumada bulunmuyorlar. Cumaya gidiyorlar galiba. 3-4 kişi var böyle. Duvara yazmış. İçerek içmek mezarlıktaki kabrimizi suluyoruz. Ha çabuk gibi. Hadi başlayalım. Abi 10 yana kadar bir şey çizebilir miyim? Çok çabuk. Çok çabuk. Çok çabuk. Hep düşünürüm ki abi, benimle Muhittin araba arasındaki fark ne? Eyvah. Çok 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 çabuk söylüyorum abi. Anladım ha. Neydi abi? Üç şey dediniz. Mazi, hal, istikbal. Biz, ne diyor abi? Biz, bizde idik. Evet. Biz bizdeydik. Biz, bizdeyiz. Biz bizdeyiz. Biz bizde olacağız. Biz bizde olacağız. Bu abi, biz bizdeyiz. Bu benim serbest bölgem abi. Bu benim serbest bölgem abi. Bunu ayrı görürsek eğer Muhittin Arabi'yi biz anlamamış oluruz. İçi, yani serbest bölge... Abi şuna mesela tahayyül diyelim. Tahayyül. Şuna tasavvur diyelim. Hı. Öteksi ne dedin? Serbest. Bu abi serbest bölge abi. Aha. Bu serbest bölge. Yani biz... Orada, şöyle doğrudur. Serbest bölgede mazi müstakbel yok ki. Yok. Biz... Ya kanuniyet itibariyle. Hem bize geleceğiz. Hem bize geleceğiz abi biz. Ben hem bana gideceğim. Hem bendeydim. Bendeydim. Hem bana gideceğim. Hem bendeyim. Yani bu bendeyim. Serbest bölgem benim abi. Evet. Bakın ben bendeydim. Ben bize gideceğim. Ben bizdeyim. Bu şey dersi var ya. Bir ders Ramazan'da yapmıştık. Ben bendeydim. Ben bendeyim. Ben bende olacağım diye. Hafız Ali abinin 185 barla dersini yaptık. Onu dinlemenizi tavsiye ederim ya. O canlı yayında var mıydı Mehmet abi? Çok tuhaftı. Güzel, çok iyi. Çok ilginçti ama. Ya bu ustad niye deşifre etti? Acayip. Adamın aleti. Ve ders yapanla öyle bir insiba olmuş. İnikaz. Bak. Ve inbisat. Ve bir tane de vardı. İncizap. Olmuş ki. Şimdi bu hissettiğini o söylüyor. İhtiyaç malzemesini onun ağzından çıkartıyor. Adam seyahat ediyor. O zaman bu sayfayı çekti, o zaman yapalım beraber. Attıklarınızda yok mu? Yok yok, ben bunu yapmayacaktım ki. Sen değiştirdin şu anda dersin konusunu. Abi bu hava alemi içinde tek mikrofon, milyonlar hoparlörden manası, bir noktadan yayılan titreşimlerin başka bir noktada toplanması... Nasıl? Evet, aynen öyle. Her bir hava bir mikrofon ve azidir diyor. Ondayız işte zaten. Ustad diyor ki, havanın her bir zerresi radyo gibi. Hem dinliyor, hem söylüyor. Hangisi önce sonra? Dinlediği anda söylüyor, aslında dinlemesi söylemesiymiş. Yani dinleyip depolayıp söylemiyor. Dikkat edin bak radyo. Dinliyor, bir dakika söyle. Ne dedi biliyor musunuz diye naklediyor. Öyle değil. Dinlediği anda söylüyor, söylediği anda söylüyor. Şey, dinliyor. Abi akılla zeka arasındaki farkı anlatırken siz diyordunuz ya. Akıl, geçmişle düşünüp gelecekle
geçmişi ve geleceği dikkat alarak bugün de hareket etmek midir diyordunuz abi? Akıl. Evet. Geçmişin nazarıyla, bak geçmişin bütünlüğüyle geleceğe nazar ederek halde zeka ile hareket ediyor. Bu bitti. Yok. Bu bitti. Bunu yapalım. Efendim Sedat, şey yaptı sana, biraz zulmetti Gafur. Bir de bu tek noktada toplanma sırrı da ayrı bir ciheti de olsa gerek abi. Neyi kastediyorsun hani ya? Yani böyle vecisi yani, konuşuyorsun bize. Sedat'ım aç ya, toplanması gerek. Tamam, ne toplanması, ben bilseydim zaten ben söylerdim. Sen ne hissettiğini açıklasana ya. Bizi bildiğimizi zannetme sen. Niyetini ben şey yapamam hadi. Bir noktada toplanması ne demek Sedat'ım böyle? İki kelimeyle izah et. Sizin öndeki derslerde her daim vardı ya hani tek nokta manası abi, toplanma. Ha, bütün kainatı tek nokta yap. O tek noktaya hakim ol. Yani insan işte bu, evet. Huyla hüveyle de o noktaya sahip olunuyor gibi sanki abi. Evet, evet. Bak böyle bak güzel. Bak huyla hüve, vav vesaire. Tamam, doğru. Şimdi arkadaşlar telefonunuzu açın böyle. Osman gönderiyor. Bu son şeyi, dört tane unsuru yapalım. Ya nereden nereye, aslında neyi planladık, ne oluyor? Tamam. Gerçi bir aydan beri ders yoktu. Bugün en azından okulda ilk gün şey yaparlar ya, tanışma. Evet. Bu emir mi? Diyeyim, bu da şey... Emir. Emir ve dört ağaç. Emir ve dört ağaç. Ama bitirebilecek miyiz inşallah ya? Bu hava unsuru koronaya çok iyi bakıyor. Havada 5G'yi salarak, 5G dedikleri, havaya bir enerji salıyorlar. Var olan bir mikroba kanuniyeti bizde var. Bütün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün insanlarda hayır ve şer hepsi cem olmuş. Bütün hastalıklar insanda var. Bil kuvve, yazılım. Ama Allah asır asır onları çıkartıyor. İşte onu çıkarıyor, tetanos çıkıyor, o çıkıyor, tifo çıkıyor, o çıkıyor, bilmem ne çıkıyor, kanser çıkıyor. Ondan da adileşiyor, ilacı bulunuyor vesaire. Ama kıyamete kadar var. Şimdi bu bazılarını tabiatta, doğada fıtri gelişiyor. Bazıları insan eliyle Allah aktif ediyor. Bu koronanın kanuniyeti insanda var. Var tabi sen. Mesela bazı hastalıklar hayvanlarda olmadığı için ne yaparsanız yapın o mikrop değil. Yani bir şey değil ya. Yani. Mesela hayvan için değil. Hayvan için mikrop değil. Değil, hayvan için değil. Mesela yerde et yiyor ya. Bayağı da ziyafet. Ayı gider, hayvan öldürür, toprağa gömer, bozulur, ertesi gün yer. Peki o zaman şöyle bir soru geldi abi aklımıza. Sonra gelsin. Bu konu ne? Mesela bu 5G dediniz ya. Bu 5G bir teknolojik bir frekans. Ve havaya yaymış oldukları bizim içte bulunan bil kuvve bazı mikropları lerzeye getiriyor. Dırrrr titretiyor. Mikropları oynatıyor. Niyet benzer mahiyeti şer tahir eder ya. İşte. Oraya niyet mi yüklüyor? Şimdi onu... Veya niyeti teknolojik olarak kullanıyorlar mı? O Japon doktorun suya söylediğini... Gibi. Onlar 5G ile mi söylüyor? Ha, bu işte. %70-75, %76 su ya. Yanında suya bardağa bir şey söylediğin zaman, şimdi bu ders bir saatten beri dinliyor. Bu su mudur şimdi? Bunu ispat etmiş adam Japon, değil mi? Yani gözle gözükür şey yapmış, bu bilimseldir. Gitmiş buzdolabına koymuş. İşte dondurmuş işte şu kadar dakika, şu kadar derecede. Yanında güzel sözler söylediği bardakla. Ben YouTube'da var yani bunlar. Birisi gönderdi bana. Kötü söz söylemiş suyun yanında. Kötü söz söylenilen bardaktaki biliyorsunuz kahverengiye çalıyor ve kristaller birbirine girmiş. Girift olmuş böyle, büzüşmüş. Bu realite bilimsel. Güzel söz söyleyen daha saydam, daha beyaz, daha açık. Sonra eskide diyorlardı ya, üfürükçüler, suya üfürüyorlar.
Lan bunlar 1400 sene önce değil, ta Adem Aleyhisselam'dan beri suyun taşıyıcı olduğunu, insanın niyetini, nazarını, hislerini, duygularını bu taşıdığını biliyorlardı peygamber vasıtasıyla. Diyordu, üfürükçü. Ne oldu şimdi? Japonlar da üfürükçü şimdi. Ve 7 sene saklamışlar bunu. Nereye varmışlar? Peki suyun yapısı yanında konuşulanla değişiyorsa, %76'sı su olan insanın onun yanında iyi veya kötü telkinlerle, ben mesela kendim yaşadığımı söyleyeyim. Hiç başka bir yere gitmem. Doktorum da burada. Ondan sonra unutmuştur, sordum. Bol bol su iç dedi ya. Şimdi ne oldu? Ben yaşadığımı söylüyorum. Biraz önceki bu notlar da uydu. Baktım veyime muvaffak oldum. Şey vesvese. Olan veyim kapısı açık. Allah Allah. Yani ikisine baktım ki muvaffak olunamıyor ikisi bir anda. Çok seviye gerekiyor. Ben anlattım şey. Sıkıntı var ya sıkıntı. Sıkıntıdan 20 dakika içinde özür dilerim. Affınıza sığınır. İhsan olur mu adam? Nasıl ihsan biliyor musun? Bir dakikada bile olmuyor abi. Evet. Ya ben onu mübalağa olmasın diye söylüyorum. İnanın bana 10 dakikayı geçmemiştir. Özür diliyorum. Affınıza sığınırım. Nasıl ihsan biliyor musun? Nasıl ihsan oldum? Sıkıntıdan. Sonra doktoru aradım. Bir şey mi dokundu dedi ilk önce. Yok. Ondan sonra dedim çok şiddetli çok bir şeye üzüldüm. Bak sistem. Su iç dedi. Bol bol su iç. Ve o düşüncenin muvaffak oldum kontrol etmeye. Rabbim şahit olsun yalan söylemiyorum. Bak bak Kur'an ve Risale var. Rabbim şahit. Onu vehmini kontrol ettim. Vehim boyutunu kestim. Midenize vurmuyor mu hepimiz şahitiz? Nasıl kötü haber? Bak yani vuruyor. Hava ve düşünmenin dışında düşünebilir misin bu bedeni? Bak adam su, %76 su. Suya yükleniliyor. Öfürükçüymüş. Dünya şimdi öfürük. Öyle diye. Bizi geri zaten bıraktılar bunlar. Gericilik diye bizi geri attılar. Oysa bizden aldılar. Kendileri telakkilerine vesile ettiler. Zencefil yemek gericilikmiş. Onlar zencefilden ilaç yaparak ilaçları bize sattılar. Ya. Çok. Evet. Abi, en kesin, özür dilerim. En kesin, en camidir. Evet. Düsturuyla bakacak olursak bu dört unsur. Oradayım. Unsur, yani bu dört unsurun hepsini içeriyor mu toprak acaba? Yani insan, beden. Beden üşürüyor. Beden cem ediyor. Dördünü cem ediyor. Cem ediyor. Mesela yaktığın zaman duman çıkmıyor mu? Nur çıkmıyor mu? Evet. Toprak çıkmıyor mu? Kül olmuyor mu insan yandığı zaman? Bir şey çıkmıyor mu? Evet. Kül çıkıyor değil mi? O duman su. O nur. Toprak. Kül. Hava. Oradaki gazlar çıkıyor. Dalga boyları var. Şimdi okuyalım. Siki tasdiki gaybi 255. Unsur havanın sahil ehemmiyeti vazifelerinden. Yani bu havaya hangisini adamlar çözmüş şifreyi. Hava olmadığını çok iyi biliyorlar ama şerde kullanıyorlar. Mesela diyelim ki hava donuk olsa benim simam size gelir mi? Kim çözmüş daha? Simam nasıl geliyor? Şöyle değil. Şöyle diyeyim. Halete göre sima değişiyor mu? Değişiyor abi. Bu sima, bu Alevidir, bu Türktür, bu şeydir, Sünnidir, tarikat. Değişiyor. Bak halet. Bak halete göre sima değişiyor. Peki, halet simayı nasıl değiştirir? Nasıl madde değişiyor? Maddeye nasıl tesir ediyor? Halet derken, his, düşünmek, tefekkür, değil mi? Mesela kafir dahi olsa ilim mi yapıyor? Allah'ın ilim sıfatına mazar. Marifeti var, marifet oluyor. Adamlar parlak. Niye parlak? Solcu dahi olsa niye parlak? Allah'ın ilmi sıfatına mazar olduğu için
O nuraniyet oradan geliyor. Allah onu ihmal etmiyor. Abi sima değişiyor ya. Vallahi suret de değişiyor. Değişiyor. Köpeğine benziyor diyoruz bakarak. Evet. Benziyor diyoruz ki öyle yani. Mesela çektim. Kız abi kızar dedi. Şeyden Bilemen'den adaya geçiyoruz. Yani böyle de Almanya'da. Dershane var. Allah razı olsun ondan. Menfi milliyetçilik yapardı eskide. Hakiki Nur talebesine döndü dershane. Biz de Bilemen'den oraya geçiyorduk. Gemide. Ya bu kadar mı? Tıpatıp. Abi ya bir şey derler ya. Çekebilir miydi? Çekemez. Ya dedim sen söyle. Bunu şey yapınca hemen kadın güldü. Ne diyor demiş. Ya diyor kızmasanız o bir şey söylemek istiyor diyor. Ondan sonra kendisi demesin mi? Beni diyor benzetiyor değil mi diyor. Buna köpeğe. Ben bundan gurur duyuyorum. Kızmam dedi. Sen niye şey yapıyorsun dedi. Kadın. Hani mal sahibine benzer şey var ya. Ben bana bu demiyor diyor. Evet benziyor diyor. Resmimiz de var. Çünkü ben bunu diyor yavruyken almıştım. Tabii ki bana benzeyecek. Benle yatıp kalkıyor. Hep hayat beraberiz dedi. Acayip. Sonra çekecektim haramdır diye. Yani onun kadını neyi acaba yedim? Kim kime benzemiş abi? Şimdi hayvan taallümle tekamül etmeye olmadığı için ilim yaparak terak etmeye edemeyeceğinden, değişemeyeceğinden o odur. O olacaktır. Değişen kim ise o değişmiştir. Ve o da gurur duyuyor. Ama niçin diyor? Herhalde masumdur. Ben zalimim demek istedi. Ben ona benzemek de ben terak ettim demek istiyor diye itemeledim. Sikki tasli galbi 255, unsur hava, o çok acayip bir şey bu. Huve nüktesinin de can alıcısı. Sahil emniyeti vazifelerinden, nokta nokta, keşke hepsini yazsaydım. Emir ve irade ilahinin bir arşı olduğunu. Hava, neyin arşıymış abiler? Emir. Emiri çözmesen. Emir diye subutu sıfat var mı? Yok. Zatı sıfat var mı? Yok. Yok. Peki Kitab-ı Mubin neydi? Kudret ve irade. Kudret. İman-ı Mubin? İlim emirmiş. Emir bu sıfat değil. Zat-ı sıfat değil. Oraya niye girdi? Diğer üçü sıfat. Zaten bakıyor bir daha. Çok tuhaf biliyor musun? Çok tuhaf. Ne İman-ı Mubin'de? İman-ı Mubin'de. Mazi ve mustakbelde. Allah. Abi harften, hani sureten bir zahiri bir şey olacak ama hayal ve hayat genişlik olarak, küllilik olarak bana isimden bir yakınlık geliyor. Bu iki şimdi olay. Dört tane unsur var. Hava dediğine göre buradan oturdum, aldım kalemi. Hava unsuru da emir, iradenin arşıymış. Arşı çözmem lazım dedim. Arşı çözmeden, dört tane unsuru çözmeden ben bu, he? Emri çözemem. Emir çözemediğim gibi havayı çözemem. Çıkış nokta emir miydi? Emir. Çünkü niye? Evamiri tekvini, o sahne bir şey söyleyeceğim derste veya ben inan, yani kendi alemimde. Evamiri tekvini bilmem için ne yapıyorum biliyor musun? Daha önce yaptım ama biraz da değişik dima gözüyle baktırayım dedim. Evamiri tekvini anlamak için bir, kanun okudum. Namus okudum. Ondan sonra dustur okudum. Tamam, gönderdim size. Emir okuyorum. Emir okuyorum. Sonra evamiri tekvini okuyacağım. Bu beş tane harmanlandıktan sonra arkadaşlar evamiri tekvini şudur. Çıkış noktası evamiri tekvini. Peki bunlar bize ne kazandıracak? Eylemde olmayan, aktif olmayan bilgi kitap yüklü merkebe benzer. Altında yük taşır eşek. Bana lazım olmayan bir şeyin peşine düşmedim. Bu unsurlardan dolayı biraz önce anlattım ki size vehim başka bir unsura bakıyor. Vesvese başka bir unsura bakıyor. Bu dört tane unsur.
Sonra baktım ki, ulan vesveseme muvaffak oldum. Kontrol ediyorum. Çok da rahat eziyorum. Girip çıkan adamın girdiğini anlıyorum. Mesela bir tane, siz de anladığınızı söyleyeyim. Osmanlı'da da paylaştık bunu. Temel atarken. Rab, ya Rab şahit ol. Sen bizim haletimizi biliyorsun. Allah da yemin ettiği için söylüyorum. Koca Ramazan bir. Koca Ramazan bir. 6 gün Şevval daha korkunç. Ben artık bittim. Ben tamam 4'ünden sonra tutamıyorum ya. Dedim ki ya Rabbi, hakikaten şeytan nasıl bağlı ya? Bu kadar mı? Bana bunu göstermen için tutacağım. İnan bir ay bir tarafa itimat edin samimiyetime. Osman'la beraber. Öyle mi diyeyim ya? Aynı şeyleri konuştuk. Bir tarafa namertim, 30 daha eklemesem o 6 gün yerine. Yeter ki bağlasaydı onu. Bu kadar mı açık ya Rabbi senin söylediğin? Ya bu adam aktif ya. Allah'ım bunun biraz yularını çek ya. Vallahi har geldi ya. Artık 44'ünden sonra artık gitmiyor sistem. Ne yemek yiyebiliyorum? Artık şeyim kalmadı. Ders çalışamıyorum. Bu kadar mı benim alemimde? Hakikaten şeytan açık ya. Bu kadar mı açıksın ya sen de melun? Ulan açık. Acayip bir şey ya. Bana yo 4 daha yarın var, öbürsü gün de var diyor. Ha şimdi buradan bu mücadeleler, bu alemlerdeki Allah bora olmak benim bir baktım vesveseye muvaffak oluyorum. Ona vehime edemiyor. Vehime edebilmek herhalde en zormuş. Vesvese bir şey değilmiş. Vesvese süreçtir. Kendisi söylüyor usta. Tahariye dahildir. Ciddiyete vesiledir. Teyakkuza şey, sebeptir diyor. Üç tane te var. Teyakkuz, tehevür, tehavür, tehevür, teyakkuz, bir, yok, terakki yok. Tahari, teyakkuz, tahavun, ciddiyet. 5. Ha, bunlar hepsi vesiledir, dairdir. Bak süreçtir, kendisi söylüyor. Zaten adam girip çıkıyor süreç. Vesvese ben de sabit. Nefse emmareden geliyor. Onun için düşünceni kontrol edebilen adam vesveseyi zaten canını okur. Yani vehimsiz vesveseyi aktif edemiyor bu melun. Yapamıyor. Vehimi kullanmadan vesvese aktif değil. Ona geldim. Bu 4 unsurdan. Şimdi bakayım Allah ne verecek bize. Saat kaç oldu? Evet. Vehimi kullanmadan vesvese aktif olamaz. Sana bir şey yaptırım olamaz. Ben Rabbim biliyor. Vesvesemi çok rahat kontrol edebiliyorum. Çok rahat. Şükür için söylüyorum. Tahtesini ben. Vesveseyi çok rahat. Hatta hayra vesileye edebiliyorum. Şeytanın psikolojisini bile kısmını araladım yani. Tamam. Kısmen. Fakat sabit olan bendeki vehim duman ediyor. Beni ishal etti ya. Ama bu derse vesile oldu. Onun için insan düşüncenin çocuğudur demiş bir filozof. Hakikaten öyle ya. Bu herkes için mi yoksa size ait bir şey mi? Vesvesenin kolay olup verimin zor olması. Yok geneldir. Geneldir. Ustad süreçtir diyor. Süreci kontrol edersin. Vehim kendisidir. Ya. Mesela itikat niye süreçtir? Batılı da gidiyor. Hayra da gidiyor ama iman, küfrün imanı yoktur. İnkarın imanı yoktur. İnkarın itikadı var. Küfrü itikadi diyor. Abi vesvese de muayyenleşmiş var. Şimdi bir malzeme var üzerinde. Doğru. Düşüncen tefekkür için. Evet. Vehimde o yok. Hani yoku var göstermek de çok muayyenleştirir. Vehimde nihayetsizlik var. Vesvese de muayyenlik var. Doğru. Muayyenleştirir. Ya ne dersen dersin. Şu 4 unsur bir girelim. Ya acayip. Ya ama adınız gibi bilin. Vehminizi kullanmadan adam vesvese veremiyor. Buna delil, şeytan Alzheimer'lara çocuklarda yok mu?
niye Alzheimer'larda üşüyorlardı? Yok tansiyonum var, bilmem hastalığım var. Acaba niye olmuyor? Düşünemedikleri için, vehimleri olmadığından, düşünemediği için vehmi yok. Vehmi olmayınca vesvese yoktur. Vesvese vara veriyor. Niçin vesvese veremiyor? Vehim yok ki. Çocuğun. Niçin ateş yakar diye şey yapamıyor vesvese? Çünkü vehmi yok. Dört tane unsura girelim. Arkadaşlar, birinci unsur. Hasan abi bir de şey sorayım. Sor. Evamiri tekviniye niye merak ettiniz? Evamiri tekviniye dimağa vahiy onunla giriyor. Yani, ayat-ı tekviniye değil. Benim evamiri tekviniye. Evet. Yani evamiri tekviniye vehim tekvinidir. Vehim. Yani o ilimden mi giriyor? Oradan giriyor. Şimdi şey var ya böyle, vehim. Vehim. Vehim bizim sorunumuz ya. Yani siz nereden geldiyseniz biz de aynı izleyelim. Bir. Yapalım ki. Ayet evamiri tekviniyle dimağa, akıla giriyor. Tamam. Evamiri tekviniye. Sonra ne yapıyor? Şey ise diyor, vehim. Yani düşünceler var ya, bilgi malı var. Onlar kendisi emir olarak duruyor. Bir yere emrediyor ki etmiyor. Kendisi netice. Emir kendisi. Yani bir şey, ben sana söyleyeyim, git yap yok. Sonuç o. Nedir o? Emir. Mesela diyelim ki kuvve-i şeybiye emirdir. Kuvve-i gabadabiye emirdir. Kuvve-i akliye emirdir. Emretmiyor ki sonuçtur. Tekvini emirler. Tekvini işte. Tekvini kastediyorum yani. Vahiy de bir şey değil. Mesela o aktif oldu mu bende? Yol buldu mu? Süreç bu işte. Hiç şeye vesile değil. Seni ishal eder. Saldırtır. Zina yaptırır. Kavga yaptırır. Kuvve-i gadabiye sonuçtur. Aktif olur. Emir bunlar, emir. Peki nereden kaynaklanıyor? Benim bu bulabildiğim şey söyleyeyim. Emrin şey sürecini şeyi söyleyeyim size bize. Bak şuradan, şurada o. Yani kanuniyeti, sureti hakikatini yapayım da daha iyi anlarsınız. Bitmemekle beraber, yanlış olmasın, şurada bir yaptım, namusun yaptım. Buradaki kardeşler görüyor mu? Kanunun sureti kanuniyeti hakikatini yaptım kanunun. Namusun yaptım. Kanun kanuniyeti de mi var? Evet, kanunun kanuniyeti de var. Ondan sonra Mehmet abi biraz boğuşacak gibi geliyor bana. O esas sağ onun. Şöyle. Bak şimdi, ben şimdi emrin sureti kanuniyetini bir bulayım da. Yani acaba siz o zaman yani vahiyin bizim evamiri tekniğimizle ilişkisini ve yaptırıcılığını onu pek yakalamaya çalıştınız. Evet. Oradan girdiniz. Evet. Ve bir baktım ki Osman, tasavvur süreç değil ya, sonuçlar yumağı. Tasavvur. Tasavvur, vehim, zan. Allah. Emrediyor sana, emrediyor. Batıl da olsa, müsbet de olsa. Evet. Yalnız batılın sirayeti yok. Mesela dedim ya biraz önce, senin bir sürü günahımız var mazide. Ben senin geçmişinden razı değildim ey kulum. Şimdi niye razı olayım? Olmuyor. Niçin? Haramın ve günahın diyor, hastalığın ademidir diyor. Vücudu su yoktur diyor. Vücudu olmayınca Adem de sirayet etmiyor. Ama hayrın, sevabın, müsbetin, iyiliğin nuranı olduğu için sirayeti vardır. O zaman mazide yaptığın bir namaz gelecekte karşına çıkabiliyor. Geçmişte yaptığın bir günah gelecekte karşına çıkmıyor, biliyor. Sirayet etmiyor. Sen istemedikçe. Sirayeti yok onun. Bu ne demektir? Ha, buldum bak. Ha. Bak şimdi. Ne yazıyor? Şurada ne yazıyor? İlk böyle çıkmıştı. Ha, ilk böyle çıktı. Arkadaşlar bak. İlk böyle çıktı. Silmedim. Yani çalışırken bu dört unsuru yaptıktan sonra
İlk böyle çıktı. İkincisi nerede? Hah! İkincisi de burada. Şimdi onu okuyacağım. İlkini okuyacağım. Sonrasını okuyacağım. Emir. Emir ne işimize yarar? Emir, evamirin tekili. Emirler, emrin çoğulu yani, çok. Yani mesela kuvve-i şeviye, emir. Kuvve-i kadar bir şey toparlarsan evamir oluyor. Hisler emir. Hisler emirdir. Direkt kendisi sonuç. Evamiri tekviniye, kainata taalluk eden vücudu haricisi olanların, vücudu haricisi olanların nedir içerisinde evamir tekvine? İyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bunlar emir değil midir? İhtiyaç emir. İhtiyaç hissediyorum. Bak süreç. Süreçte de. Emrediyor ihtiyaç kanalında. Evet. İhtiyaç, iştiyak. İhtiyaç, iştiyak. İncizap. Meyil. Ha peki bu meyil kendisi böyle hariç değil bu. Vesvese şeytandandır. İhtiyaç histendir yani, kendisindendir. Hariç değildir, zatındandır. Evamir tekvini. O zaman bu neyin peşine koşuyoruz diye bilesin söylüyorum. Emir bizde bil kuvve olan fıtrattır. Emirler. Bil kuvve yani çekirdek bil kuvve denilir. Aca bil fiil malum. Yani hilkat bir de fıtrat var. Hilkatte var olan bil kuvvelerin hepsi evamir-i tekviniyedir. Fıtratın imtisali gibi. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Tamam. Evamir-i tekviniyedir bunlar. Şimdi bu evamir-i tekviniye, hilkat, sonra bir ucu fıtrat. Benim tasavvuruma dayatacak, oraya gelecek. Sonra ben emiri şey yapayım, sonra o ilk yazacağım. Sonra bulunca bu hatıra olsun diye ilk böyle yapmıştım. İlkini yazayım. Sonra okudukça ben bunu veya kamerası olan arkadaşlar bir tanesi ben yazarken siz oraya odaklarsam yazarken onlar seninkini basarlarsa sen tahtayı onlar da tahtayı seyretmiş olur. Evet, evet. Anladınız mı? Anladım. Ben tahtayı yazarken onlar nasıl seyredecek tahtayı? Sen o oradaki şey var ya bir tane iğne. O neye basar? Burayı gösterirsen adamla o arkadaşlar da seni iğnelerse seyrederler. Bu ne demek? Öbür tarafa nasıl göndereceğiz? Gönderebilir miyiz? Abdülbasit mesela Abdülbasit yapabilir. Ama burayı yazmadık bugün dersin. Yazılmış çıkmıyor. Abi yazılmış. Ha. Yazılır. 2000 şu anda sen görüyor musun? 2000 burada yap. 2021 157. Doğru. Doğru mu? Doğru. Akıl tepeci. Tamam. Güncel. Tamam. Güncel. Tarih değil. 7 mi 8 mi? Ha şuradan döndür. Tamam. Ama yaptım mı? Şimdi eksi mi? Ya doktor şey şey gitsene ha, nerede? Sesini. Şu mescitte bunu koyacak şey vardı ya. Tamam. Kapalı. Ben burada kapatayım istersen. Dur. Oradan gidiyorsa. Ha buradan sesi çekiyor. Çünkü... Ha ben buradan kapattım abi. Şimdi tamam. Yok yok tamam oradan bir şey kapatmayın abi. Öyle mi? Kapatmayayım. İyi tamam. Yok tamam tamam. 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 Sağ ol. Tamam. Emir. Çok şey var öğrenci. Her şey biliyordu ya. Abi emirle evamiri birbirinden ayrı söyleyebilir miyiz? Olur mu? Mümkün mü? Tabii tabii farklı. Evamirin altında emirin olmaması mümkün mü abi? Bak şimdi. Emri şöyle bir şey yapayım. Emiri nereden tanıyacaksınız? Tanıdık nereden geliyor? Şuradan ben bir yapayım da. Bak. İmam-ı Mubin. Sen bunu da çeviriyorsun. İmam-ı Mübin neydi abi? İlim emir. İlim emir. Kitab-ı Mübin irade kudret. Tamam.
şey burada mı acaba? Mehmet Su. Derste midir? Yok. Evet abi, burada sessiz ama. Ha, sessiz. O Hikmet Budak var mı derste? Hikmet'e gönderebilirim. Hakkındayım abi. Hikmet Budak'ın telefonu var mı sende? Amerika'daki profesör hocanın. Var abi. Bende telefon numarası var. Ona gönder bu adresi de, o da girsin. Hocayı unuttuk. Tamam şimdi, abi. Hı. Şimdi nereden geldi tanıdık haber? Ha. Abiler, bu Emir'i tanımamız için bunu yazdım. Emir tanıdık geldi mi? Tabii, bizim imamı bin. Bizim imamı. İlimi biliyoruz, subut-u sıfat. Evet. İradeyi biliyoruz, subut-u sıfat. Kudreti biliyoruz, subut-u sıfat. Bu Emir, subut-u sıfat değil, zat-ı sıfatta değil. Niye orada? Niye orada? Ve kim bu adam? Bir Allah'ın kulu da sormamış. Niye? Sorulamaz. Çünkü soru sorduğun zaman çarpıyor seni. Kendisi çarpıyor. Aktif oluyor soru sorduğun zaman. Sen kimsin dediği zaman hemen aktif oluyor. Onun için korkulu bir rüyadır. Kim dokunamaz, dokunulamaz. Hep kaçmışız. Evet. Şaka demiyorum ha. Sorduğun anda Emir aktifi. Bu soruyu soran Emir mi zaten? Şimdi o zaman nedir Emir? Nereden kaynaklanıyor? İlk, ha defter orada. İlk yazdığım şuydu. Bunu siliyorum, şöyle şey yazayım. Ha, neyse, abi bir şey söyleyeyim peki. Demiştiniz ya. Emir ile Emir tekvini aynı şey mi? Farklı. Tekvini demek, tekvin. Tekvini şey değil mi? Emri ilahi ile emir arasındaki fark gibi. Daire tarafındaki emri tekvini değil mi? Aynen. Yani şey, daire... Tekvin, kef, vücut, mevcut. Alem kısmında. Alem. Mesela tekvin ne demek? Tekvindir yani, kevnir. Kev. O subut, zat-ı sıfattaki tekvin değil bu. Evamiri tekviniye zat-ı sıfat... zat, efendim? Yok. Zat-ı sıfatta tekvin yok mu? Neydi? Kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis vesaire iniyor. Tekvin. O tekvin değil. Evamiri tekvini o tekvin değil. Evamiri tekviniye şu ağaç evamiri tekviniyedir. Kevne ait emrin vücudu haricisidir. Peki kün emri ile emir arasında fark var. O var tabii. Bir konuşalım. Yazayım şuraya. Göreceksin. Emir mahluk değil. Evamir mahluk. Emir vacip tarafı. Mahluk tarafı alemi emir. Berza kanundur. Tamam. Şimdi ben bunu şey yapayım. Burada tanıdınız gördünüz. Ha. O zaman emirin kaynağına bir bakalım. Bu kim bu adam? Şey demiştiniz, diyeceğiniz herhalde onu. Emir hem subuti sıfatı hem zati sıfatları cem edip toparlayıp şey yapıyor. Kar topu gibi. Kar topu gibi. Şöyle veya dağ tepesinde bir su düşünün. Sadece şey değil. Onun için bir şeyi yok adamın, bir ismi yok bir yerde. Her yerde değil, adam hiçbir yerde değil. Harç gibi şey, bütün malzemelerin arası gibi. Şöyle diyeyim, dağ tepesinde bir su çıkıyor karnıstan. İyi bir su. Ulan aşağıda içiyorsun yeşil tepeden, hiç alakası yok. Akarken kayalardan aldığı, topraktan aldığı doktor değil mi? Ağaçlardan aldığı, yapraktan aldığı yüklendi yani, değişti. Emir ta şeyden geliyor, zat-ı sıfattan geliyor. Sıfatı sıfata geliyor, oradan da aldı. Üç tane esma olarak kendisini gösteriyor. Buraya iyi yaslanın. Daha baş yapamadık. Üç tane evet. Üç tane esmayı cem etmiş. Şuraya bakın. Allah da çıkartmış karşımıza, bu mahluklara karşı bunu aktif etti. Kulazı bir Rabbin Nas. Emri Rabbani diyor buna. Kulazı bir Rabbin Nas. Ayette hemen Risale'ye geçiyorum, hatırladınız mı? Emri Rabbani. Melikin Nas. Melik. Emri şey. Melikin Nas'ın nasıl geçiyor? Melik, Malik. Mülk olarak geçiyor. Ondan sonra ilahi nas, emri ilahi diyor. Tamam. Sen oraya koy, sen işine bak. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben defterim nerede? Şurada yazayım. Yeni bir tane kalem gönderdiler kargoyla. Onunla yazayım bakayım nasıl. Bir tane gönderdi. Özel miymiş? Yani bir de hayra ortak olayım diye. Ha, orada. Bitti mi abi kalemlerimiz? Yok, var da.
O da bir tane göndermiş, bir tane. Ve kırmızı, yani demek ki ben de bununla varım dedi. Allah razı olsun. Çok ilginç ama. Şimdi ilk yaptığım şu, ha mayiti. Oo acayip ama ha şöyle yatık olursa şöyle. Antika şey şey yazıyor. Kesik mayiti. Şey sıkılmıyor mu abi? Ha? Tahta sıkılmıyor mu? Şöyle mi? Ha. Herhalde tamam. Kanun eti. Sureti. Değişik kalemiş ya. Gafur. Ya sizi zorlayacak gibi gözüküyor. Biraz. Öyle biraz. Şimdi hep aklım gidiyor ya. Allah Allah. Şimdi değişik bir kalemle yazayım onu. Esma-i fiiliyelerin cem-ül cem'i. Bak. Esma-i şöyle yazayım kısaca. Esma-i fiiliye. Bunu yazmayayım çünkü bu değiştirdim ben bunu. Ha, tamam. Ha, tamam buraya kadar yap. Doğrusunu da yazacağım bir tane. Esma-i fiiliye. Esma-i rabbaniye. Ben de diyecektim az önce sıfatları dedik. Sonra mahiyet esmaya getirdim. Esma-i fiiliye, esma-i rabbani, esma-i zatiye değil. Esma-i esma-i ustalar mı? Esma-i zatiye. Esma-i zatiye. Zatiyeleri lerin cem-ül cem'i dediniz. Bu evet ilk. Sonra dedik ki arş-ı azama bakıyor. Arş-ı azama bakıyor. Esma-i zatiye mi? Zat-ı esmalar var ya zaten mesela Allah. Samet. Esma-i zatiyedir. Ehad. Allah ehad. Ondan sonra lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Fazla şey yapmayayım. Buradan sonra sileceğim. Alem-i şehadet. Şehadet. Ne demişiz bunlara? Kuvalarmış bu. Kuvalar. Kuvalar. Güçler. Kafamızda ne bela şeyler. Alem-i emir bu. Alem-i emir. Çok korkunç ya. İnsan vallahi cem bu, bunların cem-ül cemi. Üşerme de yazdım. Abi doğruyu yazmayın. Biz bunun üzerinden mi yürüyelim? Bakalım. Yok doğruyu bu fazla şey yapmayalım. Zorla cem. Çünkü dört tane arş. İş uzun. He, dört tane arş. Toprak. Yani ne işimiz yarayacak? Bize lazım kullanılmayacak. Buradan çıkınca kullanmayacağım bir bilgiyi alma. Ne yapacağım ki? Helal ettim. Başka bir şey olmaz. Yani yok. Ama Risale-i Nur'da böyle bir şey yok zaten. Bak mesela beyin ve vesvese. Yeni öğrendim. Tıp okusaydım 30 sene uğraştım. 5 defa bitirirdim değil mi? 30 sene uğraştım. Bak, vesvesene hakim olabilirsin ama vehime sana demedim, niye vehime de hakim olamadım deme. Yeise kapılma. Vehim çok zordur. Adam vehimi kullanmadan vesveseyi sana yapamıyor. Vehim sende sabit bir sistemdir. Yani hilkattır. Yani sende var olan, vesvese ise girip çıkan, değişen. Çünkü vasıta süreç olduğunu usta söylüyor zaten. Tahaliye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Teyakkuza sebeptir. Hem de itibar mı? Şimdi siliyorum şimdi bunu. Tamam mı? Böyle yazmıştım. Kıyas edin diye. Şimdi burayı siliyorum. Bir şey diyen var mı arkadaşlarımdan? Yanlış diyelim yani madem. Abi, sadece bir şey sormak istiyorum sizi yazarken. Peygamberleri bizden farklı kılan ilim değil demiştiniz bir zaman. Evet.
Mesela diyelim ki peygamberi peygamber yapan ilim değildir, kafirde de var ilim. Cüz'i dahi olsa çok fazla ilimle peygamber olmaz. Az bir şey var onun için cahil. O cahildir, alimdir olur. Yani peygamberi peygamber yapan ilim değildir. İlmi kullanır. İlim de var tabii. Ama mesela diyelim ki ben peygamberim deseydi beni Yahudilere, ne diyeceklerdi? Bizim alimlerimiz de var. Gelsin konuşalım, mağlup edeyim. Ustad alimler etti. Mağlup ederek, ustad doğu alimleri mağlup ederek müceddit olmadı ki. Diyelim ki sen bizim Yahudi alimleri mağlup ettin. Mağlup etmenle peygamber mi oldun yani? Bilmiyorlardı, sen biliyorsun. Peygamberi peygamber eden nedir? Tatlı bizim. Ha? Terkleri, hikmet abi, hikmet. Terkleri diye bak şey yapmıştık abi sanki. Başka? Mucizeleri. Ha? Mucize. Mucize mi abi? Alimde mucize olur mu? Benim öyle bir şey olacak ki kimse de olmayacak. Olsun o zaman. Benim varlığım mucize abi, onu ne diyeceksiniz? değil. Allah'a bakan zaten onu ispat ediyor. Şöyle düşünmüştüm abi ben, terkleri, yani onun terkleri artık en hat safhadaki. O eylemsel. Yani mesela adam bir şey diyemeyecek. Diyeyim, senin terkin varsa benim de var. Onun da terki var. Ben niye bağlamak istedim biliyor musun zaten? Tamam dursun şimdi. Yani evhamdan kurtulmanın yönü. Yani, yok ben peygamber o sorunu ne? Yok ya, peygamberlerde evham yok mu abi? Evham var. Şimdi öyle bir şey olacak ki hiç kimse de olmayacak. İlim var, terk var, kazanım var, bilgi de var. Ne varsa herkeste var, cüzükülli var. İman. O da mesela diyelim ki İmam Bey mesela o Yahudi şeyi zaten... Mesela Peygamber Aleyhisselam gelmeden önce İbrahim Aleyhisselam bak ki dinle iman yok muydu? Öyle bir şey olacak ki o iman eden de buna iman etsin. Mucize. Mucize yok. Tamam. Şimdi geliyorum. Doğrusu şu. Allah Allah. İyi yaslan ama. Bak. Mahiyeti tekvin Adem. Adem olduğu yer. Tekvin içinde emir de var, Adem de var. Tekvinin içinde. Ta oradan geliyor. Su dağdan, Kâros'tan çıktı. Aşağı doğru iniyor. Önüne gelen ağaçlardan, topraklardan hepsinde ne yapacak? Alacak. İşte tekvinden, zat-ı sıfattan nebean etti. Zaten tekvin deniliyor. Emri tekvini. Tekvindeki Adem değil mi abi? Tekvin ve Adem. Tekvinin içinde. Adem de var demek istiyorum ya tekvinde. Adem'in içindeki tekvin değil. Tekvinin içinde. İstersen sileyim şunu. Sen düşündünse başkaları da düşünür. Başımıza. Tekvin. Zaten. Adem'siz nasıl düşünecek? İşte yazdım. Şimdi yazdım. Yazdım. Başlar nasıl diyor ya? Tamam. Tekvin. Sonra lef-i muhafız. Onu şey demiştik hatırlarsanız abi. He. Tekvinden emir ilmi Adem'den mi alıyordu? Bir şey demiştik. Evet. O emri o arada kullanmış. Şimdi tekvin düşün, sistem. Yani mesela şöyle diyeyim bak. Taakkul. Akıl değil. Sistem. İçerisinde akıl var. Tekvin ne? Sistem. İçine bir gir bakalım. Adem var. Emirler var. Ha, emir Adem'e vuruyor. Patlattığını dışarıya çıkan, göle taş attık, sıçrayan, subut-ı sıfatta sıçrayınca ilim oluyor. Tamam. Neyse. Öyle demiştim. Evet. Zaten Adem'den vücud ilime çift emri var ya abi. O değil mi? Vücud. Evet Adem'den çift vücudu. Adem dediğin Adem yok ki bakarsan. O ilim. Tekvindeki Adem'e ilime çık diye emrediyor. İlme diyor. Sen Adem'e emri. Şey sorulmuştun. Bak cevabı burada. Hangisi? Emri küfeye gün. Küfeye gün diyor. Şimdi şuraya bakın bak. Çalıştığımıza bakın. Neredeymiş surette? Hasan abi. Şu tekvinle alakalı benim bir tefekkürüm vardı. Hani tekvin alimlerin arasında bir tartışma mevzu olmuş ya, sıfat mıdır, zat-ı sıfat mıdır, subut-ı sıfat mıdır? Ben tekvinle alakalı şöyle bir tefekkürüm olmuş ki Hasan abi. Bütün sıfatların silginebilir misin? Alt zeminidir. Evet. Diye bir tefekkür vardı. Tekvin
bütün sıfatların alt zeminidir. Şimdi mesela emir mahiyeti diyor. Tabii şimdi sıfat değil demişler. Sonuçta şey yapalım ki okuduğu o dört tane unsuru vücutta kullanacağız. Vesvesede kullanacağız. Çok acayip bir şey yani. Hani dedik ya bu ilim senin senin işine yaramayacak ilmi niye taşıyacaksın? Niye öğreneceksin ki? Bu benim ne işime yarayacak? Bak şimdi. Emir'in arkadaşlar sureti evamiri tekviniyedir. Nedir o? Evamiri tekviniye. Çekirdeklerde, tohumlarda, yumurtalarda, su katrelerinde, insanın menşe olan suda ne var? İhtiyaç, iştiyak, incizap, mi. Bu dördünü karıştırırsanız pekmez tayin gibi bu ne olur? Evamiri tekvini olur. Evamir tekvini nedir? Bu. Ay içerisini yazdım. Dima 110'da abi zihin tekvin dersini yapmışız. Orada da emri, sureti, kanunu, mahiyeti yazmışız. Net değil daha diye not düşmüşüz abi. Ne yazmışız? Net değil daha. Ne demişiz? Net değil daha. Emir için. Emri, sureti, kanuniyetini yazmışız hakikaten. Allah Allah. Ne yazmışız? Bak sureti, kanunlar, namuslar, evamir tekviniye demişiz. Bak. Tutuyor. Kanuniyetini emri, Rabbani demişiz. Ha, tam aynı Rab. Hakikatine irade demişiz. Evet. Aynı. Bak vücut değil mi ya? Niçin irade? Mahiyeti tekrar etmişsin. Bak, bak. Aynı. Yani yaklaşık. Şimdi çok acayip demek. Aynı membadan istifade etmiş o kafada o da. Şimdi beraber çıkalım. Şimdi çekirdeklerde ne var? Evamiri tekviniye. Yani kevne ait emir. Nasıl bir emir? Meyil bir emirdir. İhtiyaç bir emirdir. İhtiyaç bir emirdir. İncizap emirdir bu evamitir. O emir bende mi duruyor yoksa? Duruyor bir türlü. Hariçten bir peki yani. Hariç bana montalandı. Ay. Mesela o diyelim ki ahiret beka arzusu. Beka denilen bir alem yok mu? Hı-hı. Onu bana getirdi koydular. Beka isteği var. Bu emirdir. İstiyorum onun için. Tamam bunu geçelim. Tamam. Emrikün feykün. Üç tane emir var arkadaş. Arkadaşlar. Kulezu berabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Şimdi Kulezu berabbin nas Allah'ın kainattaki rububiyeti. Emir. Rabbin nas. Rab. Yani Allah kainatta hakim. Hakim. Allah'lık yapıyor. Bizde de emirler var. Emri Rabbani denilir ona. Bizdekinin adı. Bizdeki. Rabbin Nas. Emri Rabbani. Kanuniyet olarak. Evet bak. Sonra abi, özür dilerim. Vücudu ilmiye derken neyi kastediyorsunuz? Vücudu ilmiye, Lef-i Mahfuz'daki vücudu ilmiye ya, vücudu haricisi var. Ama bizim bu mevcudat-ı ilmiye gibi değil ya. Vücud ilmi diyor, vücudu daireyi, vücut daireleri diyor. Yani böyle kendi vücudu haricisi yok, mahluk değil diye değil. Lef-i Mahfuz mahluktur. Vücudu ilmi yani ilim daireleri ama ilmin içerisini daha bilmiyoruz. Ben bilmiyorum için ilmi. İlim diyoruz ama bilmiş zannediyoruz. Vücudu haricisi olmayan şeye mahluk denir mi abi? Oraya uygun mahluktur o. Vücudu ilmisi var. O cihette ilim olduğu için mahluk. Ama kudret taalluk etmemiş ki abi. Lef-i Mahfuz'da levalar yok mu? Kudret taalluk etmeseydi Lef-i Mahfuz'a, ezeli levalara, o alemlere nadir dahi olsa insanlar girmiyor. 16. lemada diyor ki nadir dahi olsa diyor Geylani gibi. O Lef-i Mahfuz'a Lef-i Ezeli'ye giriliyor diyor. İlmi vücutlarda kudret olmadığı ile ilgili. Tamam kudret yok. İlmi yani. Vücutlarda ama bu şey vücut ya vücut ilmi deyince benim tabirim bu. Yani meyil, ihtiyaç, iştiyakın daha arkası. Yazılım diye. Yani ilmi vücut sıbutu sıfattaki ilimde sıfat olarak var. O zaman karışabilir. Yani doğru. O zaman kalsın bu. Yani, tamam o tamam. Lef-i Mahfuz'da iradeye bu sefer denk gelmiyor. Tamam. Niçin gelmiyor? Lef-i Mahfuz kitabımı İmam-ı Bin Cem'e diyor ya. Oradan. Tabii Cem'e diyor. Şimdi onu kaldırdık. Tamam o anlaşılabilir. Doğru.
o yani, İmam-ı Mubin olarak düşünün. Ben onu diyecektim. Lef-i Mahfuz değil, İmam-ı Mubin yazsa daha doğru olur. İşte öyle öyle şey yaptım. İlmi olduğu için. Mahfuz kelam sıfatına. Evet. Ya da Lef-i Mahfuz'daki İmam-ı Mubin diyecek. Ama İmam-ı Mubin diyebilirim. İmam-ı Mubin desek bu sefer irade olur. Tamam kalsın, evet. Şimdi mahiyeti ise tekvinde. Tekvin emrediyor. Kudret ile emir arasındaki farkı söyleyeyim. Bu da çok tuhaf. Kudretle emir. Emir. Tamam. Hemen o söylemeden önce latif nükteler 20-30. Sayfada en belirgin şey vücudu harici ve ilmi vücut. Emir ilmi vücuttur. Kudret vücudu haricisi vardır. He, şimdi ben şey yapayım. Orada 30. Evet. Sayfada diyor ki şimdi niye kafam buna benim karıştı? Şey diyor ki bazen Osman evet. Ya diyor İmam-ı Mubin nedir? İlim emir. Oraya bazen emri ilahi diyor. Emri ilahi ve ilim ile diyor programlanır diyor. Kudreti çıkartıyor. Emri ilahiden sudur eder. Bak şimdi şey bir daha söyleyeyim. Şurayı kudretin yapayım. Yerine emri ilahi kullanıyor. İmam-ı Mubin ya. Kitab-ı Mubin. Bu çok önemli olduğu için yazmam lazım. Emir, ilim. Burası kudret, irade. Şimdi bazen külliyatta çok acayipime gitti ya. Bunu bir türlü senelerce çözemedim. Senelerce çözemedim ya. Bu emirle çözün. Ya bazen bunu kaldırıyor. Buraya kudret diyor. Kudret ve ilimle diyor olur. Bazen buraya şey diyor, emri ilahi diyor. Bazen bu kudreti kaldırıyor. Emri Rabbani diyor. Bazen emri tekvini diyor. Şuraya, şuna. Şunla şu çok yer değiştiriliyor. Mesela burada da var ha şimdi. Emri ilahi ve irade ile vücuda çıkar. Var mı şu aklımızda? Var. Hmm. Mesela o kadar var ki acayip. Ha nerede var sana şey? Şu andaki şeyi söyleyeyim sana. Nerede var durdu? Sen şu anda sen çektin ya. Evet. Abi. Bak sayfa 75'te. Tamam. Okuyayım bak. İyi dinle. Bak şimdi. Evet. Evet. Emir ve iradenin bu gayet hafi ve vücudu maddileri gayet gizli. Ve havayı adeta nim manevi, nim maddi nevindeki mevcudatta. Emri tekvini aynı kudret gibi asarı görünüyor. Yani kudret bazen emir, bazen kudret olması. Aynı. Niçin oluyor şu? Bitireyim de. Belki aynı kudret olur. Adeta maneviyat ile maddiyatın mabeyninde, biraz önce söyledim ya, maddi ile maneviyat arasındaki mabeyninde berzahı olan mevcudata nazar-i dikkati celbetmek için Kur'an-ı Mucizül Beyan اِنَّمَا اَمْرُوا اِذَا اَرَدَ شَيْنْ اَنْ يَكُولَ لَكُمْ فَيْكُمْ ferman ediyor. Emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder diyor devamında. Şu. Mesela emriyle, emiriyle, kudret, irade, ilmi anlatayım. İlim proje. O zaman emri tekvini İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'in arasındaki çalışan mekanizma gibi, ikisinden de birer tane aldığına göre. Hepimiz koyalım şimdi. Allah irade etti. Ezeli ve ebediydi. Hiç mahluk yoktu. Karar verdi. Mahlukatı yaratayım. Bu tercihtir. Bu irade. Nasıl yapacağım dedi. Bu proje. Tamam. Proje yaptı. İrade etti. Tamam. Bir de emredeceğim ama mesela ben diyeyim ki kalem gel. Gelir mi? Emrettim ama arada onunla benim aramda kudret yok. Ya demek ki projeyi
iradenin tercih ettiği projeyi eylemsel hala çimento celaskalla şey çıkıyor 5. kata. Bu fiilin kendisi, bu düzenin kudrettir. Olsun demek, emretmek, ol demek kudret değildir. Kudret kendisidir, vücud haricidir yani. Bakacağız şeyi. Emir aynıdır, kudret ayrıdır. Kudret emir değildir. Ama iyi dinleyin burayı. Ya Rabbi veya sema hakkı var ya hani bu ayette geçiyor. Şimdi o Allah semaya diyor ki suyunu kes. Kestiği anda söylüyor. Söylediği anda kesiliyor. O zaman sözü aynı kudret gibi olmuş. Dediği anda kesiliyorsa sanki sözü kudrettir. Onun için ikisi aynı anda ve aynı şiddette olduğundan bazen kelam yerine kudret, kudret yerine kelam kullanmasının sebebi kelamın içerisinde 3 tane sıfatı barındırmasıdır. İlim, irade, kudretin cemi 430 sözde kelamdır. Yani o zaman Allah söylediği anda oluyorsa, olduğu anda da söylüyor gibi gözüküyorsa sanki emir aynı kudret olmuş ama farklı. Neye benzer bu incelik? Temmuz Ağustos'un saat 2 gündüz 1-2'de bir cama vursa, böyle cam, o kadar böyle şey ki parlak ki acayip güneş. Muhyiddin Arabi o ışığı camdan olduğunu görmediği için, cam gözü ayna gözüküyor mu o şiddette? Gözükmez. Gözüküyor mu? Gözükmez. Ve daha, yoruldunuz biliyorum ama güneş vurdu. Güneş vurdu. O aynada şiddeti zuhurundan güneşi kimse görmez. O aynayı görmezler. İşte onu göremediği için o dedi. İşte emir buradan o güneşin var olmasının arkasında aynayı görmektir. Yani aynı güneştir demek sebebi emir kudret aynıdır anlamında. Söyledim, fark edin diye. Şimdi o zaman bir, ol demek. Aynıdır demek belki üçünün cem olmuşu demektir. İçini barındırıyor. Şimdi ol demek var ya, ol. Ol diyebilmesi için iradenin tercih etmesi gerekiyor. Aynı anda ilmin tahsis etmesi gerekiyor. Tamam mı? Onu söylüyor zaten. İlim ne yapar? Altında mı yazdım? İlim tahsis ediyor, şey ileri tercih ediyor. Onu ilim nedir, şeydi dur. Nereye yazdım onu? Çok önemli o. İlim nedir? 16'da galiba. 16'da. İlim nedir diye. Bak, ilim şuymuş. Arkadaşlar. Şurada bir farklılık olmuş. Bu Mehmet abinin gösterdiği bölümle alakalı. Zaten böyle bir şey söylemiştiniz. Evamir-i Tekvini'yi yazdınız ya abi suretine. Hı hı. Evet. Emri Tekvini nerede abi burada? 16 ilim nerede? Ne böyle dedi ya? Bak abi. Nasıl? Tamam. İlim nedir? 16 demişiz. Tamam. Tamam. Orada bir güzel bir şey var. İlim şudur diyor. Usta çok açık söylüyor. Ha, vardı. Ha, ilim emiri tek tek söylüyor. Kaderin hükmüyle, düsturuyla, imamın. Allah Allah. Her şeyin yetenek gibi yürüdü. Emir yürüdü. Allah Allah. Ha, ilim tarif etti. İlim tarif etti. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilir. İlim buymuş. Bir daha. İlim neymiş? İlimi tarif etti ustad. İlmi tarifini okuyorum. 550. Her şeyin, bak her şeyin, her şeyini, her cihetini bilir. 3 sıfat. Her şeyin, bak iyi dinleyin bak. Her şey, mesela ben olayım. Benim her şeyimi, bir, bak ilim söylüyorum. Her şeyin, her şeyden bir şey yapayım. Ben, her şeyimi, yetmiyor. Her şeyle irtibatımı bilmeye ilim denilir. Bir daha. Her şeyin ki ben kabul edeyim. Benim her şeyimi yetmiyor. Hani gözü yapmak ilmi yetmiyor. Güneşi de bileceksin. Güneşi bilmeden gözü yapamazsın. Tamam. Her
her şeyin ki bir benim, her şeyde bir şey benim, tamam. Benim her şeyimi bir, her cihetimi münasebet kurdum bilirsem, her şeyin, her şeyini, her şeyle cihetini bilirsem buna ilim denir. Ondan sonra tahsis edici iradedir. Tercih eden emirdir. Vücudu harici veren kudrettir. Abi. Kudret emir değildir. Onu demek istedim. Evet. Kudret emir değildir. Yani eylemsel haldir. Ondandır ki emrettiği anda oluyorsa, olan bir şeyi de söylüyorsa, kelam aynı kudret olmuş, kudret aynı kelam olmuş. Abi kudret, emir aynı şey olsaydı cebir olurdu. Cebir olurdu. Sırf bundan evet. Dolayı fark. Doğru. Şimdi buraya kadar geldik arkadaşlar. Neredeydik? Şimdi onu koyduk. Başka bir şey var mıydı? Tekvin, vefi muhafız, vücudu yenidir, kün fekir. Şimdi üç tane ismim var. Kulazi bir Rabbil Nas, Emri Rabbani. Melik-i Nas, malik olduğum melekelerim, malikiyetlerim var ya benim. Mülk edindiklerim. Mülk, melik. Malikiyetler diye geçer. Nasıl geçiyordu o esma? Rabbin emri Rabbani, emri ilahi nas, emri ilahi. Bir tane de bu şekilde geçiyor. Onu da aklıma gelir. Yazmışım ama nereye yazdığımı hiç şey yapmadım. Galiba yazdıydım. Emri ilahi, emri Rabbani, bir tane daha var diyorsun. Emri Melik-i Nas var ya. Melik-i Nas ne demek diye söylüyorum. Malik olduklarım, melekelerim, yani melekler, hariçte melekler, bende melekeler. Ne demek? Malik olduğum melekelerim, kainattaki karşılığı melaikelerdir. Emri tekvini galiba. Malik olduklarımın kendisi olduğu için melekelerim, emri Rabbani, emri ilahi, emri tekvini. Emri tekvini de malik olduklarım. Tamam bak. Evamir tekvini işte iyiyim var ya, onlar bizde gözükenler yani. Evet. Aslında, değil mi? Bu bizde gözükenler. Evet. Şimdi bu emri kün fekün üç tane esmanın aktifliği. Emri Rabbani, emri tekvini, emri ilahi. Ne demek? Hulazi bir Rabbin nas? Emir Rabbin nas? Emir Rabbani. Yazın abi bana da. Havada kalmasın. Rabbin nas? Meliki nas? İlahi nas? İç içeyiz bu emir. Bunların üçünün cebi mi kanuniyet dediniz? Yok. Bu kanuniyet işte bunlar. Bütünsel. Öyle dediniz aslında. Bu işte, bunun cebi işte. Emri, bunun açılımı bu. Küfe'ye günün açılımı. Şöyle kanuniyet, cebi kanuniyet derseniz. Emrin kanuniyeti, cebi. Emrin. Emrikün feykün. Bu seni emrediyor. İşte ama
bu çok, bu şey biraz fazla üzerine durdum, bir daha durayım. Meleklere iman. Ne demek melekleri, yani niye ihtiyaç hissedilmiş? Meleklerin bizdeki karşılıkları bize taşınırsa malik olduklarımız, malikiyetlerimiz, malik. Nedir o malik olduklarımız? Melekelerimiz. Melekeler. Nedir onlar? Melekeler. İstidatların kabiliyete dönüşmüş halleri melekelerimizdir. Melekeleri gelişmiş bunun. İstidatların kabiliyete dönüşmüş hali melekelerimizdir. Bunlar bizim malik olduklarımız. İstidat olarak istidat yazalım. O durmuş. Çekirdek ağaç. Hiç kimse kiraz çekirdeğine kiraz parası vermiyor. Karpuz çekirdeğine karpuz parası vermiyor. İstidat bu. Kabiliyet karpuzdur. Bunları çıkartın. Ne? İstidat emir değil midir abi? Bir kuvvettir o. Emir. Nedir o? Şu. Evamül tekviniyeti. Kiraz ol diye. Ha. Şimdi bir daha melaikeleri ben kendime taşıyorum. Melaikeler bizde melekelerimiz. Melekeler nedir? Malik olduklarımız. Malik olacaklarımız değil, olduklarımız. Nedir o? İstidatın kabiliyete dönüşmüş hali. He, meleke. Yani diyor ya, ona ne melekesi var ya? Artık kabiliyet olmuş. Tamam. O da emri tekvini. Tamam. Onu geliştir. Bu ervahlar karşı. İki. Allah kainat idare ediyor. Melikin nas, Rabbin nas. Nereden geliyor? Emri Rabbani o. Kabiliyet emri tekvini mi olur? Yoksa emri tekviniyle ortaya çıkan ayat-ı tekviniyeler mi? Hayat ortaya çıkandır. Yani ortaya çıkan emri tekvini desek doğru olur mu? Yoksa? Yani emri tekvini daha çok şeyi getiriyor ya, emretme makamında, vücud harici şey yapmıyor da, ama çıkanlar artık üründür yani. Yani emri tekvini ile ilgili bu Mesnevi Nuriye Bağdalı'da bir tane sarı ifade var ama diyor ki hani ve desti kudreti ilahiyeden sudur eden ve irade ve emir tazamın ve ilmi tazamun eden emri tekvini ile zuhur eder. Evet aynen. Bu İnce Mesnevi'de de var bu. İnce... Ya, şimdi burada emir emri tekvininin içine girdi. Ondan zuhur ediyor. Tabii emri tekvini Melik, Melik-i Nas, Malik var ya, Malik Allah'ın esması. Onu aktif ederse bu emir, emir öyle bir şey değil ki. Tekvine geliyor. Bak önünü kimlere alıyor bak. Onun için dedik ya başta Mehmet kardeşim. Su çıktı. Tekvinden çıktı. Önünde kim var? Subut-i sıfattan aldı. Onların da emirleri var. Bu emrin içerisinde subut-i sıfatın emri var. İn aşağıya. Esma-i ilahiyeler. Esma-i Rabbaniyeler, Esma-i Fiiliyeleri toplarsa vücudu eylemsel haline Emr-i İlahi denilir. Emr-i İlahi, Emr-i İlahi ne demek? Emir ne demek? Şey, emir ne demek? Üç tane ismin cemidir. Emir. Evet, derse sonra gelir. Üç tane ismin. Evet. Ama gözüken şunlar, nedir o? Esma-i İlahiye. Esma-i Fiiliye, Esma-i Rabbaniye. Bu tekmini fiiliye diyelim. Esma-i Rabbaniye. Bir daha emir, üçünü de yazayım. Sonuçta buna gelecektim zaten. Emir. Ama kaynağını, mahiyetini anladık. Ama sonuç olarak. Bu kanuniyet noktasındaki tarifi mi bu? Tarif. Ama kanuniyet noktasında sanki. Ya tazamun ediyor tabii bunları. Kanuniyeti tazamun. Neydi? Esma-i fiiliye. Esma-i fiiliye. Esma-i Rabbaniye. Esma-i ne demiştik? Zatiye. Zatiye evet. Zatı da şey yapıyor. Zatiye-i. İlahi demedim. Esma-i. İlahi. Hatta ben sordum ya ki, Esma-i Zatiye ne demek? Ha? Böyle yazdık. Cemil Cemil'de. Birincide ilk yanlış yazdığımda.
Yani emir bu bunları kendisini olarak gösteriyor. Görürseniz külliyatta emri, esma-i fiiliye, esma-i Rabbani, esma-i ilahiye, şuraya emri ilahi, emri Rabbani, emri fiili. Yani tekvini yerine fiili, fiiliye var ya fiiliye. Onu yerine silip koyabilirim aslında. Böyle de geçiyor. Emri fiili. Fiili, eylemsel abi. Şimdi bu abi, ilahi, Rabbani, fiili diyorsunuz ya. Burada ilim, kudret ve irade var. Evet. Emir yok. Emirde hepsini tasarlıyor. Cemi o evet. Yani emretmesi için bir, emredilecek bir şeyin kararı lazım. Emredilecek şeyin vücudu lazım. Emrederken benim emrimi onaylayacak. Yani baş üstüne hemen yapayım diyen olması lazım. Bir de malzeme olması lazım. Sonuç ne? İllet-i tamme. İllet-i tamme olabilmesi için bir, o lüzum, vücut zaruret. Üçü bir araya gelmesi lazım. Yoksa başka vücut gelmez. Nedir o? Emir olması lazım. Tamam, emir olması lazım. Kudret de aynı çalışıyor. İlim olması lazım, irade lazım. Üçünün cemi ilim, irade, kudret. Kudret aynı emirdir. Emir aynı kudrettir. Üçü, lüzum, vücub, zaruret, üçü bir araya gelirse o kaçınılmaz illet-i tamme olur. Peki lugatta illet-i tamme ne geçer? Şaşırmayasınız diye. Lugatta illet-i tamme dörttür. İlle-i failiye, ille-i gaye, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Yani bir şey vücuda gelmebilmesi için ille-i faile, onu yapacak zatın var olmasıdır. Gayesi olması lazım. Ondan sonra planlaması lazım, çizmesi lazım, imin proje, sureti lazım. Bir de onu vücuda getirmesi için maddesi lazım. İlle-i madde. İllet-i tamme bir araya bu dördü gelirse kaçınılmaz, önün önüne eş yapamaz. Suya girdikten sonra illet-i tamme olmuştur. Ben İslam'amazlık halimi istemekle olamam. Ha, ustad da illet-i tamme'yi lugatta dört dediği gibi demiyor, üç diyor. Lüzum, vücub, zaruret. Yani ili, irade, kudret bir araya geldi mi mutlaka olur. Ama kudretin bazen emir olarak kullanıyor. Yani, tamam mı? Şimdi kudretle emri anladık mı biraz farkını? Yani söylediği söylediği anda olduğu için bazen olmasını emir olarak şey yapıyor. Kudreti emir makamında kullanıyor. Kadir-i ilahi ile kader arasında farklı. Farklı. Yok yok. Farklı olduğunu biliyorum. Ha. Yani emirle evali arasındaki farkla aynı mı? Ha bak arkadaşlar. Emir gördüğünüz zaman artık vacip tarafıdır. Mahluk tarafı değil. Alim emirde gördüğünüz zaman mahluk görülür. Evamiri tekviniye deyince yazılımdır. Yok yazılım. Yani kaderi nereye koyabiliriz abi burada? Kader mi? Çünkü illet-i tamme dediniz ya. He, kader, bu üç esmanın bütünsel şeyidir ya kader. Yani kader nedir? Fazi ve hal istikbali birden tutar, bir aynadır. Kader. Kader şeydir ya, bütünsellik halidir. Mesela şöyle diyeyim. Şöyle bir tane bu makamda olur mu? Bir halı dokuma fabrikası tezgah görmüşsün. Evet. Bir böyle ipler var. Bir de böyle ipler var. Böyle ipler irade, böyle ipler ihtiyar. Onları böyle ipleri bunlar için geçirsen ortaya bir tane kumaş çıkar. Bu kader, bu senin kader, kumaştır. Sen istersen şalvar yaparsın, ister pantolon yaparsın. İhtiyar ve irade. Ama kaderi de şöyle de şey yapabilirsin. Bu ipler iman, bu ipler itikat. Ortaya çıkan kumaş kader. Onu nasıl kesersen da irade diye oraya da olur misal. Hasan abi o kadar güzel söylemiştiniz ki Allah aşkına şunu bir söyleyeyim. Siz çocukken hep diyorsunuz ya bunu hep ben söylüyorum. Bu yani şaka maka değil ha hala kafayı yedirttiriyor bana. Ben şu anda Mehmet abi benim için var mı abi? Şu anda Mehmet abi benim için var mı? Hı. Benim için Mehmet abi şu anda yok. Benim için kudret tecelli etmiyor Mehmet abinin varlığıyla alakalı olarak abi. Evet görmediğin için mi? Görmüyorum. Benim için yok şu anda. Var mı bilmiyorum ki. Yok. Şu anda yok abi.
Kalsın. Yok kalmasın abi. Yani kader-i ilahi ile kader aynı şey değil ya. Yani kudret... Kardeşim, emirle emri ilahi aynı değil. Bak, dağıtmayalım, çok şey oldu ya. Emir, Allah canibidir, tekvindedir. Tamam. O aşağı inerken, aşağı inerken önündekileri de aktif etti. Mesela bir üst makam, üniversite diploması, ilkokul diplomasız olmaz. Ha. O için İmam-ı Nubin'de emir ilim diyor. Çünkü ilmin ta kaynağına götürdü bizi. Bir daha. İmam-ı Nubin neydi abi? Emir ilim. İlim nereden geldi? Adem'in vücudu haricisi değil mi? Adem de tekvindeydi. Bu burada bu tekvindeki Adem'den dışarıya çıkan ilim çıkartan bu adam. Onun için burası kaynak. İmam-ı Nubin kaynak. Evvel ve ahir. Evvel bu. Evvel emir kardeşim. Ahir ilim. Bir daha mı? Mazi ve müstakbel değil mi abi? Evet. Mazi emirdir İmam-ı Nubin. Ahiri ilimdir. İlimi nasıl telef etti? Her şeyin ki ben. Her şeyin her şeyini, her cihetini bilmek. Bu ilimdir. Bu ahirdir. Olanı. Olmuş. Olmadan önceki durumu ilmin kibi nedir? Emirdir. Onun için mazi istikbal. Ahir? Evvel ahir olarak. Evvel ahir. Mesela kökteki çekirdek. Meyvedeki çekirdeğin. Ne aynısıdır ne gayrısı. O aynısı değildir ama gayrı değildir. Gene bir fark var ya ama yok. Var ama yok. Ha, kökteki çekirdek emirdir, meyvedeki çekirdek ilimdir. İlimdir. Gibi. Tamam. Kudretli iradede zahir ve batın gibi. Evet. Hmm. O zaman bir daha bu ilim, İmam-ı Nubi'nin ilim neydi? İlimi tarif edemediğimiz için ilimi bulduk bir yerde çok şükür 550 sözlerde. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilmekmiş. Ki dağıtırız kafayı. Her şeyden ben var. Benim. Her şeyde bir şey. Benim her şeyimi bilmek etmiyor. Evet. Her cihetle alakadar olduğunu. Hariçte hiçbir şey kalmıyor abi. Heh, o zaman. Bilmek ilimdir. Hariçte hiçbir şey kalmıyor. Ha, ama var olan. Kuşatmış diyor. Kuşatmış. Ha, bu ilim. Bir şey yok diyor ya. Bu ne? Sonuçtur bu. Çıkandır. Subuti sıfattır. Emir ise Adem'den patlatan şey. Çık. Şey. Onun için Allah-u Alem İmam-ı Nubi'nin başına emir ilim demiş. Emirin tam karşısında şuraya irade yazsanız olmaz. Kudret oluyor. Kudret de batın oluyor. İrade zahir oluyor. Ha, peki bu mevcudat nedir? Ben öyle düşünüyordum. Bilmiyordum. Yani. İrade şurası var ya, şu kiraz. Ben kudret biliyordum ya. Kudretin vücudu harici zannediyorum. Allah Allah. Yok. Neyi kiraz diyorsun? Ne armut değil? İlk çarpan ağacın kendisi değil, ne olduğudur. Kiraz mıdır, armut mudur? Bu nedir? Aa, bir ağaçtır demesin. Kiraz dersin. Ha, armut da olmayıp kiraz olması irade olduğunda tercih. İlk önce gözüken iradedir. Tercih. Onun vücudu ise kudrettir. Yani batın mı irade oluyor abi? Zahir irade. Bir daha. Oluyor. Şu nedir? Ya, bir noktaya bakar mısın? Tamam, baktım abi. Ne? Ağaç. Ben ağaç görüyorum. Kirazımız yok çünkü. Evet, tamam. Şimdi bu soruyu sende bir ay sonra konuşmamız lazım. Ya. Şimdi bu nedir deyince abi kiraz diyecek. Niçin armut değil? Kiraz olduğu için. Ha. O dolayısıyla bu imtiyazlıdır bende. İnsan der misin ona? Niye ağaç dedin? Niye insan demedin? Ağaç olması benden imtiyazlıdır. Tercihtir yani. Ha, tercih. Bu tercih. Ağaçtır. Tamam, aynı şey. Ama Hasan demedi. O dediniz geçiyordu külliyatta. Ben yani denk geldim yani. Sari söylüyor. Tamam. Sari söylüyor. Abi aynı mantık. Bir daha söyleyeyim bakayım abi. Ha, bu insan ben değilim. O odur. Ben de benim. Evet. Onun o olması irade. Ama onun vücudu haricisi olması
He ama ne kadardır veriliyor mu meyve, ne yaptı, yaprağı niye solmuş? Tamam. Kudret. Yani Allah-u Teala, Allah Celle Celaluhu evvela irade ediyor. Demek ki. Sonra kudretini. O zaman kudret zahir oluyor. Şimdi dört anusura daha gitmedik ve ders bitiyor. Diyor da o yüzden. Vücudu harici diyor. Yani kudret vücudu harici. Çünkü farkında değilsiniz. Dört unsuru diye yapmadık. Emri uğraştık. Keşke üç yap ama emir de çözülür. Emir olmadan olmuyor. Ama emirler epey çalışıyorduk. Şimdi demek ki burada en azından İmam-ı Bine emir konmasının sebebi kaynak itibariyledir. Sürecin kaynağıdır. Sürecin kendisi ilimdir. Kitab-ı Mubin de mazi ve mustakbelden ziyade hazır zamana baktığı için bazen o kadar vücud harici çabuk geliyor ki emir kudret olmuş, kudret emir olmuş. Buna bazen emri tekvini olarak kullanıyor şuraya. Diyor ki emri tekvini ve iradeyle vücuda geldi diyor. Emri ilahi de yok zaten. Emri ilahi de var. Emri tekvini de var. Yani burada diyeceğiz ki emir mahluk yönü değil, alim emir. Alem tabirini görürsek mahluktur. Mahluktur. Kanun kanun berzahtır. Tamam mı abiler? Ondan sonra emir eylemsel itibariyle üç tane esmayı zatına cem eder. Esma-i Rabbaniyeleri, koy tencereye, pekmez tayin, bir de Nasrettin Hoca üç tane. Esma-i Rabbaniyeleri, Esma-i İlahiyeleri, Esma-i Fiiliyeleri, koy karıştır, ortaya çıkacak şey fiilde, eylemdeki emirdir. Neticesi Kitab-ı Mübin midir diye bir... Yani bunların sonucu, son Kitab-ı Mübin'dir tabii. Yani yukarıdan hareket tabi emir, evet. İrade, kudret, imam-ı mübin, neticesi Kitab-ı Mübin, evet. Gibi. Şöyle bir neticesine tabii. Şöyle diyeyim, yeni bir şey. Aklın vazifesi, aklın itası diyor işaret edeceğiz da, marifetullah. İlmin zekası, zekanın verilmesi, ameli, cesaretin verilmesi, cihadı. Tamam mı? Anladık mı? Şimdi aklın verilmesi ilmiydi, şey marifetullah diyor. İşaret edeceğiz da, gönderdim size. Marifetullah aslında ne sürecin sonucudur? Marifetullah, zihnin. Hani vicdanda irade var mıydı? Vazifesi ibadetullah. Gir içeriye. İradenin de arkası neydi? Zihin. Marifetullah. Hissin marifetullah. Şimdi marifetullah zihin vazifesi iken işaret edeceğiz de diyor ki ilmin verilmesi marifetullah şey yapıyor. Ne demek o? Tefekkür ederek, akıl tefekkür ederek zihnindeki ayat-ı tekviniyeleri, yani bütün şecere hilkatın haritası zihinde, onun üstünü açıyor. Tefekkürle ayat-ı tekviniye zihindeki ayat-ı tekvinin üstünü açıyor. İşte emir, bunu da oraya koymakla beraber her bir tefekkür zihnin üstünü açıyordu demiştik. Evet. Bu emir görünce, emir kipini, emir şeyi görünce Allah canibidir. Alem emir deyince, alem tabirini görünce mahlukat canibidir. Berza olursa kanun oluyor. Emir, üç tane esma-i fiili olarak kendisini gösteriyor. Şimdi İmam-ı Mubin'de ve Kitab-ı Mubin'de emir kullanmasının sebebi bunun ikisinin kaynak itibariyle menşeilerine şey yapıyor. Bazen emri ilahi ve irade ile vücuda gelir demesi, emirle kudretin sanki aynı. O emrettiği anda olmuştur, olduğu zaman emretmiştir. İkisinin çok şiddeti beraberliğindendir diyor. Bugünkü dersi böylelikle bitiriyoruz. Dört tane sura haftaya gireceğiz. Sen bir dur. Efendim. Bu İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin meselesinde o abi hakikaten çok ilginç, yani emir, irade, kudret abi şey yok. Allah caneminde zaman, zemin, mekan olmadığından dolayı abi. Yani şimdi oraya zaten bir zaman vermek Allah'a şey olur, o zaman
arada bir zaman vermek, yani emir oldu, irade şeriye gidip kutsal vermiyoruz. Harika. Çok iyi bir şey buldu. Evet. Emirle emirle kudret arasında bir süreç olsa zaman olur ki olmaz o zaman. O zaman mahkum. Evet. Onun için şey yapamıyoruz yani. Emir aynı kudrettir, kudret aynı emirdir. Makamında bazen kudret makamında emri ilahi diyor. Bazen emri ilahi de kudret kullanıyor. Zaman bizim için. Abi ben de bir şey sormak istiyorum. Geçen seneki bir dersinizde şöyle demiştiniz. Bu Evlendir'a binlerseniz. Bazı şeyleri hayatınıza girip girdirin, bazı şeyleri de çıkartın meselesi geçmişti. O, evet. Şimdi bununla nasıl bağlayacağız? Ha emri? O hikmetim, o ayrı. Yani o psikoloji noktasında matematiği kullandım. Evet. Matematik hayatınızda bazı şeyler ekleyin, bazı kişiler hayatınıza ekleyin, bazı kişiler hayatınızda çıkartın. Bazıları kıymetlidir. Hayatınızda çarpın onu. Genişletin. Genişletin. Bazı insanların da fazla doğru da şey yapmayın, bölün onu. O kadar değer vermeyin. Matematik de yok. Şimdi kulağınızı göre plasmanın iki nasıl, ilahi nasıl onu uygulamıştık da burada hikmetin bir çok yukarıda bir yer bunlar. Yani emir, dört tane unsur. Peki ne işimize yarayacak? Dört tane unsurdan biz meydana gelmişiz. Toprak, su, hava, nur unsuru. Cebrail'e gireceğiz. Cebrail dimadır. Hava, nur unsuru Cebrail'dir. Hava unsuru Azrail'dir. Toprak unsuru aktif itibariyle İsrafil. Su unsuru Mikail. Çok aktiftir. Ondan sonra esmalar evvel ahir diye onlara ya haftaya Allah nasip ederse gireceğiz. Yani Cebrail dimadaydı ya, dimada nur unsuruna hakim olmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyor? İlim ve hikmetimizi artırmamız gerekerek. Peki hava unsuru nedir? Azrail'dir. Ruhu inkişaf ettirmemiz gerekiyor. Emir ve iradeyi kullanmamız gerekiyor. Mesela zahir, toprak unsuru İsrafil. Hani hayatı mertebesi kaçtı? 5. 4. 5 mertebe hayat var. Bu bilinmesi gerekiyor. Ondan sonra enfus başlıyor. Enfuse geçebilmen için hıfz ve hayat. Yani hayatımızı korumak için bazı şeyleri soğuk, bazılarını çıkartmak gerekiyor. Vesaire. Bunu inşallah konuşunca bu hayatın içerisinde bir ders olduğunu göstermek için buna dönmüştük ama ben zaten tahmin ediyordum. Emir'de şey yapacağız. Haftaya ancak kaymağını yiyeceğiz inşallah. Yani emri tekvini kitab-ı mübine baktığını unutmayın. Vücud-ı hariciye bakıyor. Emri tekvini kitab-ı mübine bakıyor. Evet. Emri tekvini vücud-ı harici olduğu için. Nedir o? İhtiyaç ikinci zat. Meyil. Emri tekvini diyorsunuz. Emri tekvini. Yani emri tekvini bu şeyi tazamun ediyor. Kudret. İrade kudret. Bir tazamun ediyor diyor. Emri tekvini kitab-ı mübini, çünkü emri tekvini aynı kudret aynı irade makamında kullandığı için. Emir demedim. Emir değil. Tekvin. Kev. Emir olsa değil. Emir haşa. Emir tekvini için. Emir tekvini. Tekvin kevne ait olduğu için. Vücud hariciye baktığı için oldu. Burada kesiyorum. Hasan abi, bu eski derste aldığım nottaki ifadeyi bir hani topa geliyor da yani bir de daha konuşmuş olalım. Tekvindeki Adem'den vücuda, emri ilahiyle vücuda çık denince vücuda çıkan ilmi vücutlar. Ki bunlar mümkün, mümteni, mağdum. Bunlara iradenin tahsis ettiği suretteki en büküm feyküün ile kudret ona mahsus vücut giydiriyor. Yani sistem bu şekilde çalışıyor. Yani bir emri ilahi ilk tekvindeki Adem'den ilmi vücutların çıkma kısmı emri ilahi, sonraki emri küm feyküün kısmı irade ve kudretin artık devreye girdiği kısımdaki gibi böyle bir not etmişiz o zaman. Emri ilahi yani isim, ilah isimdir. Yani
bu taraftaki yönü mesela diyelim ki esma ama tekvin zatta sıfat olsun. O zaman emri ilahi demeyeceğiz onu. Emir mi diyeceğiz? Emir. Emri ilahinin hükmü var ifade olarak. Yani emri ilahi yani emir emirinde olduğu için müstakim. Mesela şöyle vücut esma mıdır? Mesela şöyle diyeyim bak şimdi emir şöyle diyeyim. Alacağım ha. Esmalar var. Çık yukarı subuti sıfatlar var. Çık yukarı zatı sıfatlar var. Zatı sıfatlar olması kendisi yani vücut. Emri ilahi değil, emri rabbani değil, emri fiil, esma-i fiili değil. Kendisi o. Emir de böyle bir şey ya. Yani. Sen bir şey dedin güzeldi o. Emiri tekvinde olduğuna dair bir şeyimiz var mı? Var abi var. Tekvindeki de bir kere adı ne? Emri tekvini. Tekvindeki emir. Ama emri tekvini diyoruz. Emirle emri tekvini aynı şey değil. Ha değil. Mesela çok antika işte. Neye benziyor? Yemek. Yemek bir de yemek kendisi bir de o yemeği yemek. Şimdi onun tam bilmiyorum ama burada mesela Türkiye'de benim gördüğüm abi emri tekvini emri tazamun ediyor diyor. Şimdi bu emri tekvini söylüyoruz. Tabii bak şimdi emri tekvini kevne ait dedim ya kevne ait emir. Emri tazamun ediyor tabii. Emre. Yani lemalar şu. Lemalar da aynısı var galiba. Lemalar 125'te mesnevide değil. Esti kudreti ilahiden sudrede ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini. Şimdi ne oldu? Emri tekvinin içine girdi. Ha emri tekvini neyin içine girdi? Emrin içine girdi. Hayır abi tazammun ediyor diyor. Ha. Emri tekvini burada hem kitap hem iman mübini almış oldu sanki. Şimdi ben nereye yazdım onu? Dur. Böyle bir 125. Yok ben şuraya bir yerde yazdım onu bak. Abi bir şey söyleyebilirim. Söyleme dur şimdi. Bu size değil abi. Şimdi bak onu ben onu almışım onu. Lemalar, bak ben sana göstereyim. Bunlar alırmış emri tekvini. O zaman madem biraz girdik buna, haftaya emiri biraz da girelim. Dört anı sonra. Ama emire girdik bu bayağı var ya. Şimdi Mehmet kardeş şurada şey yapıyor. Bir şeyin o emri tekvini deyince birincisi şu tekvindeki emir tekvin ama buna da ne denilir şunlara emri tekvini evamiri tekviniye var ya emirler emri tekvini tektir evamir emirler çok. Çoğulu bunu. Şimdi bu ağaç, evet ağaç oldu diye emirden çıktı mı? Hala emir devam ediyor ona. Ona emir devam ediyor. Tamam. Onun için devamlı onu tazamun ediyor. Mesela diyelim ki çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşaldı mı? Şimdi Allah emretti, emri ilahi. Emretti. Ağaç oldu. Ağaç nedir o zaman? Emri tekvini. Dönüştü yani. Kevne ait bir emir. Allah'ın emrinin donmuş hali. Ağaç donmuş. Bu cihette bakarsan bu emri tekvini yani vücut harici yoksa ama bu emri tekviniye böyle baktığın zaman o ağaçta ilmi, irade, kudreti, emri de tazamun ediyor. Emri tekvini zati midir, subuti midir abi? Emri tekvini emir subutisi zati sıfattır. Emir. Emir olarak geçiyor. Tekvin denmez. Emir zati sıfat mı? Zati sıfat. Tekvinin içerisinde. Zati sıfatın içinde. Zati sıfat değil. Tekvinin içinde. Emir. Adem şey gibi. Adem'le zıt çalışıyor bu. Adem'in zıttı gibi öyle mi? Evet. Adem'in zıttı gibi. Eğer bakın tekvinde bu vücuda bakan yönüne yüce ilim oluyor. Öteki tarafa bakan şeyde de adem oluyor. Tekvinin
tekvinin vücut yönü mü? Evet, tekvinin vücut yönü emir. Tekvinin öteki yönü adem. İlim abi. Şey ilim, şey ters. İlimle adem. Evet. Ama emir ortada. Emir ademden ilmi çıktı. Zaten çık diyor, ilim oluyor. Evet, yani Adem'e diyor ki çık. Çıktı orada. Adem'e çık diyor, ilim oluyor. O diyen yani. O sopayı diyorduk ama ne vuruyor bilmiyorum böyle. Tekvin diyorduk ama ben tekvin için emir. O Adem'e bir vuruyor, göl böyle. Oradan sıçraya. Mekke'de lemalarda geçiyor galiba ya. O Rabbani diyor. Rabbani. O zaman buna bir girelim haftaya o zaman da. Biz aslında dört unsurdan şey yaptık. Emre girmiyorduk. Emre girmek için emrin lügatını, siyakın, sibakını o defterin başına geçeceğiz. Çünkü kaç aydan beri çalışıyoruz. Belki de bir sene olacak. Emre çalışıyorum. Hasan abicim bir su var. Altımız olmadan olsun. He. Balonu aldım, üflüyorum. Üfledim, şişirdim. Tuttum ağzını. Şu anda balon mu havayı tazammun ediyor, hava mı balonu tazammun ediyor abi? Nereden bakacağız şimdi? İşte nereden bakacaksınız? Demek istediğim benim de o. Yani az önce Mehmet abinin söylediği tazammun etmek demek. Hatta balon tut. Balonun hangi renk? Kırmızı. Bir de çocukların bebekleri arabaları oluyor ya. Şişirdiğin zaman araba oluyor, bebek oluyor. Şey böyle bir mahzene... Şekil çıkıyor. Şekil çıkıyor. Böyle bir mahzene giriniz ki her balon şekilli. Evet. Hem de kırmızı, mavi, yeşil. Evet. Peki hepsi sureti farklı mı? Ayı, araba, evet, bebek. Evet. Ama içi hepsi hava. İçi hepsi hava. İşte hava hepsi emir hava. Abi işte yani. Ben onu... Görüyor musunuz ay? İlmin çeşitlerine bakın. O araba, bebek, bu ilim. İçi hava. Evet. Hava, içi hepsinin hava. Bebeğin de içi hava, arabanın da içi hava. Hatta tam tersini. Şeytanı yapsalar veya şöyle. İyi bir adamı yapsalar. Firavunu yapsalar. Şişirdin, firavun oldu. Evet. Şişirdin, medyuzaman oldu. Balonun. Suretine bak ne kadar cennetle cehennemle. Vücutla Adem arası gibi. Ama ikisinin içi de hava. Hava emir. Hava dışı da hava. Emir. Dışı da, evet. Anladın mı? İşte havaya hava diye bakarsan havanı alırsın. Evet, hadi bakalım bugün keselim. Emir aslında derste olmadığı için emirin bir istila manası var, insandaki karşılığı var. Tademi bu, onlar tabirlenmiş, nereden nasıl çıkmış diye. Hem oraya geçiyorum ki şey yapalım, calıyorsun. Dört unsur. Olsun ama emir konusu çok girmediğimiz, yani belki... Hep kaçtığımız. Hiç, çok değil, hiç konuşulmuyor. Ben işte o dimağı 110 mu? Sanki. O zaman konuşmuşuz. 110 kaç mı? Dimağı 110'da konuşmuşuz. 110'da, ha. Yani orada bir azıcık girdik o kadar. Yani o tekvin Adem ilişkisi orada biraz ifade edildi. Emir bir sistem, emir sistemin sahibini gösteriyor abi. Sistemin kendisi evamiri tekvini ya da emri tekvini olarak cereyan ediyor diyebiliriz yani. O zaman bakın gördünüz mü şuraya? Şu çok önemli. Emir bu iken sureti evamiri tekviniye. Tabi işte nereden konuştuğumuza göre. Evet. Tamam. Hani buradan konuşunca fakir böyle. Emri kün fekün ise şu üçten ismi tazamun ediyor. Bu üçten ismi bir araya gelmeden illeti tam olmaz. İlim, irade, kudret. Tamam mı? İlim, irade, kudret. Rabbi nasmen iki nasıl ilahe. Niye pek ben oraya girdim, nasa giriyorum? Ya kardeşim bunu Peygamber Aleyhisselam böyle bir mahlukların şey olduğu zaman iyi ki olmuş. Allah bu sureyi o zaman göndermiş. Yani eylemde olsun bu dersimiz. Melik-i Nas, İlahi Nas. Şimdi emri küm feykün üç tane ismi tazamun ediyor. Abi şöyle not yazdırmıştınız. Ben yazmıştım. Rabb-i Nas terklerle sende ortaya çıkan ağaç, sıfak, naks ile aynadarlık. Malik-i Nas, melik olduğun, not olarak 31. pencere demişsiniz. Malik olduklarımız, bizdeki melekelerimiz. İlah-i Nas, bu iki terk ve tecerrütler ile olayların arkasına geçip aynadarlık yapmak. Zata. Evet. Ya da zatlık vücudunda Adem'i bulmak. Bulmak. Bilmek. Aynen doğru. Çok harika işte bu. İlah-i Nas, İlahlığına ayna olmak. Mesela aynayı samet olmak. Ama ayna oluyorsun.
ve en cami ayna Cenab-ı Hakk'a insan. İlah. İlahin nas. İnsana en cami ayna. İnsan, evet. İnsana en cami ayna. En cami ayna, evet. Abi insana en cami ayna. İnsana en cami ayna. Allah. İnsana en cami, evet. Denilir ama derme. Aramızda kalsın. Olsun. Hakikati lef-i mahfuz. Niçin biliyor musun lef-i mahfuz? Kuvve-i akliye ya. Lef-i mahfuz ceberut demiş büyükler, eskiler, ilmi kelamcılar. Ceberut alemi. Cebrail. Ceberut'un temsilcisi. Abi ben yine itiraz edeceğim. Lef-i mahfuz yazmayın. Toptancılık olur. Çünkü hakikati lef-i mahfuz olan bir sürü yer var. Evet. Bence ayırırım. İmam bin yazın ya. Net belli yani. Tamam. Doğru. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Ben de bir şey söyleyeyim o zaman. Abi ne güzel ya. Tamam. Ben düşünüyorum Hasan abi. Üstad birine dua ediyorsa, yani hissiyatım size ediyordur. Yani şu yaptığınız hizmetten. Ama size de Mehmet abi dua ediyor. Niye? Yavur dua ediyor. Osman abi dua ediyor. Ya bunlar dualar tamam, abi. Tamam imtihan. Yani genel buydu bu. Çünkü niye dedik biliyor musun? Niyesi ne olursa bunu ayırt edelim. Tamam doğru. Şu var. Akıl bize cebrediyor arkadaş. Aklım aklıma bela olmuş. Akıl ne demiş biliyor musun akla? Kuvve-i akliye. Kuvve. Cebrediyor. Kendisi emrediyor sana. Tamam. Ha. Fakat o kuvve itibariyle emir olduğu için İmam-ı Mubin'de ne var? Şurada. Emir ilim. Doğru. Tamam. Lef-i Mahfuz'un İmam-ı Mubin tarafı. Lef-i Mahfuz'un bir defteri olan İmam-ı Mubin'de geçiyor bu. Tamam. Ama şimdi Lef-i Mahfuz bir sürü şeyin hakikati. Hep toptan yazdık. Tamam. Ne yapacağız? O zaman tamam abi. Yani. Tamam abi. İmam-ı Mubin. Bir parça. Bir parça. Son bir soru. Daha vermedi ondan sonra. Dur sonra. Hasan abi şu emir yazıp da okları yapmışsınız ya. He. Bunu komple etrafını böyle yuvarlakla çevirseniz. He. Kitabın Mubin o yuvarlağın içinde var mıdır? Yoktur. Kitabın bir yuvarlağın içinde yok abi. Hazır zaman o kitabımın ucu darici var mı burada bir şey? Yok. Ne alakalı yani? Ne demek istiyorsun? Yani İmam-ı Mübin zaten onun bütünlüğü İmam-ı Mübin. Sen oraya niçin İmam-ı Mübin'i sadece hakikatini yazıyorsun? Onu anlamadım ben. Sonra eşyanın hakikatini... Sonra gelelim mahiyetine. Yani. Bak Allah'ın İmam-ı Mübin? Eşya Evamir Tekvini iyi yazsa orada girecek kitabın tekvini. Evet. Emir tarafında... Azar özür dilerim. Şimdi şu an... Şimdi şu an... Osman'ın... Osman'ın... Bak şimdi... Şurada... şurada... Kitab-ı Mübin var mı? Yok. Bunun bütünlüğü zaten İmam-ı Mübin. Olur mu ya? Nasıl bak, İmam-ı Mübin dersinde tekvin ya? Ne? Tekvin orada. Nasıl ne tekvini? Sureti var. Tarafında bak şey var. Suretleşince... Bak... Hayır tamamı derken yani en azından... En azından buradan açacağız yani. Bak yine geliyor. Bak burada, tamam oraya. Tamam mı? Benim için İmam-ı Mübin ya. Bak şimdi tamam kardeş sen tekvini koyamazsan onun içine. Ya hayır şunu demek istiyorum abi şunu demek istiyorum. Yani İmam-ı Mübin sadece burası değildir. Benim ya için benim için bu da İmam-ı Mübin. Bu da öyle, bu da öyle. Tamam güzel hakikat kardeşimsin. Şimdi sen hakikat noktasında. Ha, bak şu şöyledir yani bak. Şu nedir? Bu en işte burası. Sonra bu. Sonra bu, sonra budur. Tamam sen de söyledin zaten. Şöyle çizdiğin zaman bu üçü var içinde. Şöyle yaptığın zaman tamam. Onla yok pardon bu olmadı. Şunu da ikisini alacağız. Sonra bunu alacağız. Zaten böyle bu şekilde cereyan ediyor. Yani bak bu da mahiyet hepsini içeriyor. Bu şekilde. Abi demek istediğin İmam-ı Mübin ama değil İmam, oraya. Ama burası İmam-ı Mübin değil. Anlıyor İmam-ı Mübin değil mi? Suret de İmam-ı Mübin, Evamri Tekbir'in üstünü açmaması bak, ki bak, sendeki problem bak, o. Bak İmam-ı Mübin'de kanuniyet de var, suret de var ama mahiyet yok. Tamam. Tamam sen hepsi dedin ama olmaz. Bak tamam onu geç. Ama İmam-ı Mübin ebürleri de kapsıyor, onu demek istedim. Ediyor bak çizdim işte. Ediyor çiz. Bak şeye bak. Anlaşıldı mı haftaya emir. Evet emir. Ay yanlış bir şey var mı abi bunda? Yok. Yani hakikat kanuniyeti sureti içeriyor zaten. Kapsıyor. Emir emrediyor, ihtiyaç var. Evet. Evet emir. İhtiyaç var. Emir kendisini çeşitli suretlerde ifade ediyor. Son bir soru abi, son bir sual abi. Emir. Mesela siz çok dersin diye özür dilerim de fazla istedim. Dersiniz ya,
Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah bilinmek istedi. Değil mi abi? Öyle diyorsunuz. Ne yaptı o zaman abi? Ne yaptı? O zaman ne yaptı? Nur Muhammed'i mi var etti abi? Kün feyekün. Nur Muhammed'in önünde mi? Sonrasında mı? Kün feyekün neyi tazamun ediyor? Bizdeki adıdır kün feyekün. Ol. Peki Allah ol dedi. Kime dedi? Olacak bir şey yoksa nereye dedi? O zaman... Kime dedi ol? Sonrasında mıdır? Mecnun'un sonrasında mı abi? Ha, emri kün feyekün şu ya. Bu üç tane emri kün feyekün olabilmesi için, bir insan diyebilmesi için, ol diyebilmesi için, o da olması. Evet ben ol diyorum ama olmuyor. Bir, o emri, emir, bak emir, tamam hemen ol diyebilmesi için o zatın esma-i fiiliye, fiiliye taluk eden esmaların sahibi olacak. Ondan sonra kainat bütünlüğünde oluyor. Mesela bir benim gözüm güneş bütünlüğünde olur. Kulağım ses bütünlüğünde olur ama birbirine benzemiyor. Kulağa bak, sözü bak. Evet. Ha, ondan Rab olması lazım. Sesi yapabilmesi için kulağa bilmesi lazım. Bütünsel göremeyen tek parçaya anlam yükleyemez. Sonra ilah olması gerekiyor. Emri kün feykünün kendisi olması için. O zaman daha Allah varken hiçbir şey yok. Kime ol diyor? Ol diyor. Evet. Adem'e. Tekvindeki Adem'e. O ilk yer o. He. Bak kün emri... Mesela Allah ol dedik oldu diyor. Her şey oldu. He. Ama Allah kime diyor? Nerede diyor? Kime diyor? Yok ki bir şey. Onu da çözersin haftaya kadar sen. Yani Allah hiçbir şeyi kavramsız yapmıyor. Daha buraya. Orada, orada Allah'ın buna ihtiyacı yok ki. Yani i̇htiyaç orada, değil ki. Yok yani kemal. Şey olarak düşünmek için. Mesela su istatıyor. İhtiyacını evet. Anladın iktizasını. İktiza. Kemalinin gereği. Yok orada bir şeye... Dâi ve muktazi var ya. Dâi ve muktazi. Demesi gerekir mi yani diyor. Evet. Diyor da. Şöyle bir tasvir kelimesi geçiyor. İşaret edeceğiz 210'da. Hazreti Adem'le ilgili bir bahis var orada. Orada tasvir kelimesi var. Tasvire baktık abi. Şekillendirmek, betimlemek ama tasvir zihinde bir kere tasvir etmek. Evet. Öyle bir durum var. Burada Allah daha ortada hiçbir şey yokken zihninde kün feyekün. Nerede geçiyor biliyor musunuz? 146 Emir Dağı'nda. Şey, Mesnevi Nuri'de. İlmi muhit ezeliden, temessül eden imkanı vücutlar ilmi ezeliye aynı olmuşlarsa diyor. İlmi ezelin diyor, vücud harici noktasını şey yapamamıştır. Orada ilmi muhit ezeli, üç kelime. İlmi muhit ezeli, sıfat. İlmi ezeli, esma. İlim esma. Bak şimdi, ilmi muhit ezeli, sıfat. İlmi ezeli, esma. İlim, şey, vücud harici. İşte, yani mahiyeti zatiye, şunat-ı zatiye, şunat-ı zatiye, mahiyeti... Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, sıfat-ı subutiye esmaya ezeli ve ebedi zaten tecelli ediyordu. Hmm. O zaman o mesela sıfatlar esmaya şey yapıyor. Nerede ki? Şimdi Allah sorabilmez ki. Allah'ın ilmindeki, tekvindeki, Adem'deki. Adem'de ne vardı? Vücud ilimler vardı. Onlara diyor. Onlara diyor işte. Zaman yok. Zaman yoksa mümkün. Ama yok, mahluk yok. Burada duruyoruz. Saat kaç oldu? 5'e 10 var. Yani bazen evet. Olduğundan sonra diyorsun. Tabii yani. Doktor, nereden geldik mi diyorsun yoktuğumuzda. Vahırda vahum. Ya Rabbi, sen bilirsin niyetimizi. Ya Rabbi, nasıl bize muamele etmek istersen bize öyle muamele et. Razıyız. Ama istiyoruz ki sana yakışır gibi bize muamele. Ve bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, alem-i İslam'ı, Müslümanları affeyle, iki cihanda aziz eyle, iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Ya Rabbi, şu derslerle rızanı kazanmak istiyoruz. Rızanı, bize rızanı nasip eyle ya Rabbi. Bizim için çok önemli, senin için çok kolay ya Rabbi. Allah'ım, bir şey sureti varsa, hakikati de vardır sırrınca, suretini bizi cennete koydun. İlim elcisleri, cennet bahçelerinin bir bahçedir. Habibine söylettiriyorsun. Bu ilim elcisi. Sureti budur. Suret neredeyse hakikatte oradadır.
Allah'ın bu sırrı bize tahakkuk ettir. Amin. Bu kanuniyeti bize tahakkuk ettir. Amin. Bizi bize bırakma. Amin. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Amin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan niye yaptın? Niye yapmadın? Niye dedin? Niye demedin? İthabına vesile ve sebep olacak o günahlarımız, hatalarımızı, sen razı olmadığın her şeyimizi yübedilulayı, seyyatım, hasana, sırrına, mazaret hayra tebdil eyle ya Rabbi. Ve ahir devamın elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi, rizan olmayan bir şey bize nasip etme. Bizi Risale-i Nur talebesi unvanıyla terhis etmeyi nasip eyle. Burada beraber yaptığın gibi orada da beraber yap. Peygamberimizde 124 bin peygamber, 124 bin evliya, asfiya, bu kadar ehli iman ve nur talebin Allah'ım orada beraber yap. Ve ahir devamın elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat. Allah'ıma selam olsun. Elhamdülillah Rabbil alemin. Doğada kaymak gibi oldu öyle şey.